Evet, Amerika Başkanı Trump'tan önemli açıklamaları getirdik ekranlarınıza. Barış Pınarı Harekatı kapsamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı Trump. Başka neler söyledi? Hemen aktaralım. Kürtlere harika hizmet verdik. Şimdi Suriye'den çıkıyoruz ifadesini kullandı. Ancak çok az Amerikan askerinin petrolü korumak için Suriye'de kalacağını söyledi. Trump ayrıca Avrupa ülkeleri vatandaşı olanları almalı ifadesini de kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini çok sevdiğini de ifade etti az önce yaptığı açıklamalarda. Şimdi Habertürk yazarı Çetin Erçetin'le Trump'ın son açıklamalarını bölgeyi iyi bilen bir gazeteciyle konuşacağız. Hoş geldin Çetin Er. Burada en dikkat çekici ifadesi neydi Trump'ın? Yaptırımlar. Yaptırımlar değil mi? Çünkü bizi gerçekten çok ilgilendiren, özellikle de uluslararası arenada, uluslararası toplumda Trump'ın gerçekten sıkıntıya düşüreceği bir zaman dilimi oluşabilirdi. Bununla ilgili ortaya koymuş olduğu tavır tabii memnuniyet verici bir şey. Çünkü şöyle de bir durum var. Eğer yaptırımlar bir başlarsa bu iş siyasi krizlere dönüşür ve birbiri ardına daha da sertleşmeler oluşabilir. Tabii ülkelerin kendilerine göre pozisyonları olur. Örneğin İran 40 yıldır yaptırımlarla uğraşıyor ama İran bu yaptırımları zaten ta en başından, yani rejimi değiştirdiği ana itibaren kabullenmiş bir ülke. Aha. Biz ise haklı olduğumuz bir noktada bu tip sorunlarla uğraşmak durumunda kalacaktık. Özellikle terörle mücadele meselesinde, ki Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Birliği'nde, NATO nezdinde Türkiye'nin ısrarla hep dile getirdiği bir nokta var. O da terörle mücadele konusu. Çünkü artık soğuk savaş yılları bitti. İnsanlar, devletler artık soğuk savaş yıllarındaki gibi devletlerin birbirine karşı geliştirdiği konseptlerle değil, terörle mücadele etmek durumunda. Bu konuda ortak bir söylem geliştirilemediği için tabii bugün geldiğimiz noktada herkesin kendine göre bir terör tanımı var. Şimdi Türkiye'nin ortaya koyduğu perspektif, örneğin PKK ile mücadele meselesi 40 yıldır başımıza bela olan bir mevzu. Evet. Ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika terör örgütü olarak tanımlamalarına karşın desteklerini sürdürdüler. Özellikle de Suriye'de bunu çok aleni ve açık bir şekilde değil yaptılar. Açık, şimdi açık. Bunları yaparken tabii Türkiye'nin sesini yükseltmesi ve buna itiraz etmesine rağmen maalesef önümüzdeki tablo bize karşı yaptırımlar uygulanmaya çalışıldı. Bununla ilgili zaman zaman tehditler, zaman zaman çok üst perdeden açıklamalar oldu ama en nihayetinde Türkiye'nin sahaya inmesi, ki şöyle bir biraz filmi geri alacak olursak bir Resulayn bir de Tel Aviv operasyonları eş zamanlı başlamamış olsaydı, sahaya girmemiş olsaydık, ki onun öncesinde şöyle hani biraz hafıza yokladığımız zaman işte girdiğiniz an yaptırımlar başlayacak, işte şu sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız ve işte size karşı bir sürü uygulamalar gelecek. Bu sadece dışarıdan değil, içeriden de tepkiler oldu. İçeridekileri anlayabilirim. İçeridekiler... Ama şimdi çok farklı şeyler söylüyor. O ülkesini çok seviyor. İşte Erdoğan'la birlikte pek çok canı kurtardık diyor. Şimdi söylemleri çok farklılaşmaya başladı. Öyle şöyle değil mi? Söyleyeyim. Orta Doğu'da bir söylem vardı. Ben 12 yıllık Orta Doğu tecrübesiyle bu cümleyi kullanayım. Arapçadan Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman şöyle derler. Ne diyor? Eğer namlunun ağzına mermi alıp sahaya inmişseniz artık siz de söz sahibisiniz. Şimdi eğer masaya oturmak istiyorsanız ve masada söz sahibi olmak istiyorsanız namlunun ağzına mermi alıp inmek durumundaydınız. Ve şu an Türkiye gerek Barış Pınarı operasyonunda, gerek Afrin'de, gerek Zeytin Dalı operasyonlarında, yani Fırat'ın doğusunda da batısında da artık beka meselesinin kendisi için önemli olduğunu sadece söylem bazında değil, sahada uygulamalarıyla gösterdi ve bu saatten sonra artık sahada değil, aynı zamanda masada da söz sahibisiniz. Şimdi şöyle bir kafamızdan geçirelim, daha 5 gün öncesine kadar, yani operasyonların 120 saatlik zaman diliminin öncesine kadar Amerika'dan, Avrupa Birliği ülkelerinden operasyonu durdurun, işte bir an önce durdurmazsanız Avrupa Birliği ülkelerinden hatta kredilerin durdurulacağı, yatırımların, yatırım imkanlarınız kısıtlanacağı bir sürü açıklamalar geldi. Hı hı. Hatta birçok ülke, bu çok aslında önemli, Türkiye silah satışını yasakladı. Şimdi silah satışı yasaklandı ama şimdi bakıyorum ülkelerin toplu ve birlikte aldığı bir karar değil. Hepsinin kendine göre, hatta Türkiye'nin silah almadığı ülkeler bile böyle bir karar almaya kalkmıştı. Şimdi aslında onları konuşacağız, oralara gireceğiz. İşte bu açıklamaların sebebini de öğreneceğiz, değerlendirmelerini de alacağız. Bir diğer değerli konuğumuzu da bekletmeyelim istersen Çetin Er. Telefon hattımızda şu an bizi bekliyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Naim Babiroğlu telefon hattımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz dinleyebildiniz mi Trump'ın açıklamalarını? Dinledim, evet dinledim. Sizce en önemli ifadesi neydi bizi yakından ilgilendiren? Tabii hatırlayabildiğiniz gibi Barış Pınarı operasyon başlangıcında bir yaptırım konusu vardı. Evet. Onu durdurmuştu, bekletmişti. Evet. Şu an yatırımların kaldırılması emrini verdim ifadesi önemli. Bir bekliyor muydunuz böyle bir açıklama? Bekliyordum çünkü Barış Pınarı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile bir uzlaşıya varıldı. Evet. PYD PKK terör örgütünün 120 saat içerisinde çekilmesi konusunda. Evet. Bu çekilmesi konusunda bazı ayrıntılar, olumsuz ayrıntılar olmasına rağmen gerçekleşti şeklinde bir açıklama yapıldı. Ve bu şekilde yaptırımlar şu anda kaldırıldı. Ama bir de Türkiye ile ilişkilerin iyi olması, yani başkan düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişkilerin bu düzeyde iyi olması tabii önemli bir avantaj. Peki bu açıklamaları mesela, ilişkileri açısından. Bu açıklamaları evet. Mesela Soçi mutabakatını kabullendiği anlamına gelir mi sizce? Gelir. Zaten daha önce yaptığı açıklamalarda Soçi mutabakatının Türkiye, Suriye için bir güvenlik olduğunu ve bunun çok olumlu sonuçları olacağını bizzat belirtti zaten daha önce evet. Yaptığı paylaşımlarda. Yani bugün yaptığı bir paylaşımlarda. Ancak yani şunu unutmayalım. Önce yaptığı tweet açıklamasında. Evet. Tabii karşımızda bir ABD var ve bir senato var. Temsilciler Meclisi, kongre var. Ve bu kongrede sürekli Türkiye'ye karşı bir tutum ve Türkiye'ye karşı bir girişim var. Her fırsatta. Şimdi bu açıdan baktığımızda Trump da tabii bir seçim sürecine gidiyor. 2020'nin başlangıcında Trump'ın bu tutumunun, bu olumlu tutum ve davranışının değişmeyeceğini tabii garanti etmemiz maalesef mümkün değil. Trump'ın şu anda bugüne kadar sergilediği liderlik veya yöneticilik örneğine bakarsak. Burada önemli bir konu daha var tabii. Nedir o? Şu var, aslında Türkiye'nin şu anda Fırat'ın doğusundaki varlığını kabul etmiş ABD Başkanı. ABD askerlerinin Fırat'ın doğusunda yani kuzey doğusundan çekilmesini kabul etmiş. Bunu kamuoyuna sürekli söylüyor. Ancak şunu da kendisi belirtiyor. Orada 200 kadar asker bulunduracak deriz orada. Bir de El Tanf bölgesi var Ürdün sınırında. Orada da yaklaşık 125 asker bulunduracak. Onları çekmiyoruz dedi. Dolayısıyla toplam 325 ABD askeri bulunacak Suriye'de. Fakat bizi aldatmasın. Bunlar üniformalı askerler ama bunların dışında özel askeri şirketler, paralı askerler, CIA yani istihbarat örgütü elemanları ve sivil temsilcileri hesapladığımızda herhalde 1000'i bulacaktır sayı. Bir de diğer askerleri nereye çekiyor? Irak sınırındaki El Amdar eyaletindeki Esed üssüne çekiyor. Bu şu demek, bizim askeri literatürde aslında Suriye'den çekilmiyor, mevzi değiştiriyor, konum değiştiriyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda evet kendi iç kamuoyuna Suriye'den askerleri çekiyoruz diyor ama aslında çekmiyor. Fakat şu var tabii. Çok az askerimiz, evet. Suriye'de petrolü korumak için kalacak dedi. Doğru, aynen öyle. Çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Zaten biliyorsunuz Deir ez-Zor bölgesi, yani Rakka'nın güneyindeki Deir ez-Zor, Fırat'ın doğusunda Suriye petrol havzasıdır. Ve yapılan araştırmalara göre, kimi kaynaklara göre %85, kimi kaynaklara göre %95 Suriye petrolünü barındıran bir alandır. Bir de tabii su kaynaklarını barındıran Suriye su kaynaklarını, ayrıca verimli arazinin, Suriye verimli arazinin %80'ini kapsayan bir alan. Dolayısıyla oradan çekilmeyecek Suriye'den. Orada az sayıda asker bulunduracak ama diğer askerler yine Irak'ta, Irak'ın batısındaki Suriye sınırına yakın bölgede istediği yer ve zamanda, ihtiyaç duyduğu anda Suriye'deki herhangi bir hedefi vurma imkan ve kabiliyetine sahip olacak. Buna çekilme demiyor. Çekilmez zaten. Hele Irak'tan çekilmesi de mümkün değil. Ama şu an itibariyle Trump'ın özellikle askerleri kuzeyden, Fırat doğusunda, kuzey doğudan çekmesi, güneye Deir ez-Zor bölgesine alması ve Irak sınırına götürmesi çok önemli bir adım. Bölge için önemli bir adım. Birincisi Türkiye'nin politik amaçlarını karşılayan, hizmet eden ve onu destekleyen adım bunlar. Nedir? Bir, Suriye'nin toprak bütünlüğü için olumlu bir adım. İkincisi, Fırat'ın doğusunda o terör koridoru oluşturan PYD-PKK terör örgütünün ABD askerlerinin çekilmesiyle beraber başlayan Barış Pınarı operasyonu ve onun neticesinde yapılan işte Soçi mutabakatı neticesinde 30 kilometre güneye çekilmesi, bu da en azından terör koridorunun önlenmesi,
Bu arada Suriyeli sığınmacıları bu bölgeye emniyetle dönüşlerine imkan veriyor. Ayrıca Türkiye-Suriye sınırındaki PYD-PKK terör örgütü tehdidini bertaraf ediyor ve etkisiz duruma getiriyor diyebiliriz. Çünkü 30-35 kilometre ileri bir sınıra erteletiyor. Ama şu demek değil. Zaten dikkat edersen Trump'ın PYD-PKK terör örgütü deyimini kullandığını pek duymadık, görmedik. Evet. Kürtler deyimini kullanıyor. Kürtler diyor. Kürtler deyimi. Evet. Şu demek, Kürtleri desteklemeye devam edeceğiz diyor ki devam edecekler. O zaman şunu biz Türkiye olarak şunu bileceğiz ve onun farkında olacağız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sürekli tekrarladı. Evet, 30 kilometre güneye Deyrizor bölgesine PYD-PKK terör örgütü örgütü o bölgeye gidiyor. Rakka'nın güneyi ve o bölgeye. Fakat ABD'nin ve diğer devletlerin, ülkelerin yardımı devam ediyor. Silah yardımı devam edecek, mali yardım devam edecek, istihbarat paylaşımı devam edecek. Evet. Ayrıca eğitim desteği ve danışmanlık hizmeti devam edecek. Bu şu demek, taşeron PYD-PKK terör örgütü bir maşa olarak ABD tarafından ve diğer bazı ülkeler tarafından ihtiyaç duyulduğunda kullanmaya devam edecek. Evet, biz de Evet, Sayın Babiroğlu, biz de konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen hatta kalın. Bir diğer değerli konuğumuzu da hemen yayına alalım. Metehan Demir de şu anda telefon hattımızda. Evet. Ondan da bir değerlendirme almak isteriz. Önce merhaba, hoş geldiniz diyerek. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Trump'ın açıklamalarını bakabildiniz mi? Evet, baktım. Evet. Sizce en dikkat çekici açıklaması yaptırımlar konusundaki ifadeleri miydi? Yani tabii Amerika'nın uluslararası işte bir mutabakat metniyse, Amerika ile Türkiye arasında referans alınacak bir metinse ve bunun öncesinde de bu konuda bir devlet olarak taahhüdü varsa bunun yerine getirilmesi, sürpriz olmaması ve yapılması gerekendir. Tabii bunun bu şekilde lanse edilmesi, bunu bir leverage olarak bir pazarlık malzemesi olarak kullanması uluslararası etik açısından ne kadar doğru tartışılır. Ama bana kalırsa beklenenin gerçekleşmesi açısından önemli tabii. Evet. Peki bundan sonra mesela örneğin az önce konuklarımızla da konuştuk, daha doğrusu Sayın Babiroğlu'na da sorduk aynı soruyu. Metehan Demir ne der acaba Suriye konusunda? Mesela çok az askerimiz petrolü korumak için kalacak ifadesini kullandı. Mesela bu bir çekilme mi sizce de, yoksa asıl çekilme değil, istediği zaman istediği şekilde hareket etme özgürlüğü devam edecek Amerika'nın orada gibi bir açıklama? Yani çok da samimi bulunmuyor bu açıklama. Siz ne dersiniz? Yani bu çok normal aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin başından ilk açıklamalarını hatırlarsak çekileceği yöndeki çıkışlarını ben de çok dikkate almadım. Ben de Sayın Babiroğlu gibi düşünüyorum. Çünkü bu Rusya'nın bu kadar pozisyonunu güçlendirdiği, Türkiye ile Rusya'nın inisiyatifi daha belirgin şekilde ele aldığı bir denklemde Amerika'nın Suriye'nin bölgedeki jeopolitik konumunu da düşündüğümüzde, bu bölgede diğer ülkelerin inişli çıkışlı seyirleri olsa da pozisyonlarını güçlendirmesi konumunu düşündüğümüzde, açıkçası Amerika'nın ben hiçbir zaman çıkacağını sanmıyorum. Normalde siz de biliyorsunuz Ceren Hanım, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında demokratlar asker göndermeyelim, işte yurt dışında çok olmayalım diyen bir kanattır. Demokratlar bile cumhuriyetçilere nazaran sanki daha şahit Suriye'de olunması gerektiğini söyledikleri bir ortamda. Trump'ın da işte hiç tabii kamuoyundaki rüzgarlara, buradaki gelen etki katsayılarına bakarak idare eden açıklamalarla sonuçta orada kalmayı yeğleyeceği kanaatindeyim. Amerika'nın zaten bir askeri, 100 askeri, işte 200, 1000 askeri olması arasında da bir farklılık yok. Çünkü Amerika'nın orada doğrudan ve aynı zamanda dolaylı açık ve kapalı faaliyetlere de bakmak lazım. Bunun üniformalısı, üniformasız olarak da değerlendirebiliriz. Başka şekillerde de var olur. Şeklinde de değerlendirebiliriz. O nedenle şimdi tabii orada bir cümle var dikkat ederseniz. Diyor ki yıllardır biz güçlü bir alan arıyoruz. Güçlü bir alan ifadesinin içinde aslında çok farklı algı yönetimleri de var. Çünkü Amerika dediğim gibi hem Rusya bu kadar güçlü bir
pozisyon almış durumda. Giderek durumunu güçlendiriyor. Suriye'de en çok kazanan taraflardan biri olma anlamında ön plana çıkıyor. Yani Amerika işte oraya bir Afganistan ya da bir başka nokta gibi bakmıyor. Diğer yerlerden de çekiliyoruz, çıkıyoruz dese de ne kadar uzun sürede kaldığını da hatırlamak lazım. Bir de tabii şu da var. Hani 10 yıl kalındı diyor. İşte başkaları mücadele etsin diyor. Ama evet, sonuçta eğer bu kadar ben çekiyorum, gidiyorum diye derken Türkiye ile gelip bu kadar dişe diş, göze göz bir mücadele içine girmesi, bir müzakere sistemini başlatması bile Amerika'nın aslında bilinçaltında bu bölgeyle ilgili düşüncelerini ortaya koyuyor. Bir başka nokta daha var. O da bu bölgede İran ve İsrail Amerika'nın düşünce sistematiğine çok etki eden iki önemli faktör. İsrail'e bu kadar yakınında bir pozisyon almak Amerika için bir süre sonra vazgeçilmez olabilir. İkincisi İran'la ilgili. İran çünkü bu oyunda biraz dışarıda kaldığı gibi görülüyor ama İran'ın Suriye bizim o harekat sahamız ve güvenli bölge stratejinin uygulanmamız bölgenin altındaki hareketliliklerini, İdlib'deki pozisyonlarını düşünürsek İran'ın da bu kadar alan hakimiyet sağladığı bir yerde Amerika sahayı kolay kolay pek bırakacak gibi değil. Yani orada tabii çok insani noktalardan gidiyor. Farklı noktalar. İşte bizim ne işimiz var? Onlar kendi aralarında halletsin bir şeyler söylüyor falan ama yani dış çembere baktığımız zaman Amerika'nın hep oyunun bir tarafında olmak istediğini görüyoruz. Ve şu da var. Tabii bizim malumunuz geçen hafta 5 gün önce 5,5-6 gün önce Amerikalılarla yaptığımız mutabakata Rusların ses çıkarmaması. Bugün Rusya ile dün itibariyle yaptığımız mutabakata bugün Amerika'nın ses çıkarmaması da ilginç bir denklem ortaya koyuyor. Yani Soçi mutabakatını kabullendi diyorsunuz siz de Trump. Tabii. Ama olayların akışına bırakmak, iki tarafın birbirini zünni olarak sessiz bir şekilde kabul etmesini de ben tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'nin Suriye'de hiç kimseye güvenmemesi politikası çerçevesinde, yani tırnak için özellikle bu çok içi derin bir ifade aslında, dikkatli iyimserlikle karşılamamız lazım. İyimserlik var ama içinde istismara açık ya da provokasyona açık maddelerin de ne şekilde kullanılıp kullanılmayacağını Türkiye'nin her maddeyi teker teker takip etmesi lazım. Ha işte bu mutabakat imzalandı, şöyle olur böyle olur dediğimizde o dikkatli iyimserliğin bir anda tatsız bir tabloyla karşılaşması da beraberinde gelir. Artı ambargolarla ilgili de ben şunu söylemek istiyorum. Başta Halkbank olmak üzere Türkiye ile ilişkilerde bunu bir tehdit aracı olarak kullanılmasının bir süre sonra artık Ankara tarafından net söylemlerde tamamen ortadan kaldırılması da lazım. Böyle her sıkıştıkları anda o akşam iddianame hazırlamak, her sıkıştıkları anda başka ambargo işleriyle işte şunu yaparız, bunu yaparız demenin de müttefiklik ahlakına ve etiğine uygun olmadığını söylemek lazım. Tabii bugün mesela müthiş cümlelerinde, Trump'ın açıklamalarında General Mazlum'a da teşekkür ediyorum gibi bir ifade aslında Türkiye tarafından normalde bulunan pozisyon ve izlenen milli politika çerçevesinde kabul edilemiyor. Edilmemesi gerekiyor. Burada da yani Trump'ın hala PYD-YPG unsurlarıyla bundan sonra güvenli bölge olarak kabul ettiğimiz alanın altında yani güney sektöründe ve doğu sektöründe yani Babiloğlu Paşa'nın dediği gibi Irak tarafındaki faaliyetlerin ne şekilde olacağını da görmemiz lazım. Peki, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi Sayın Babiroğlu'na da bir soru yöneltelim. Özellikle bu sahada sınırlarımızdaki terör devleti tehdidinin ortadan kalktığını, bundan sonra da bu tehdidi yaşamayacağımızı söyleyebilir miyiz bu yapılan açıklamalardan? Yani sınırlarımızdan uzaklaştığını ifade edebilir miyiz artık? Bu kadar rahat bir söylemde bulunabilir miyiz? Çünkü aynı terör devleti daha güneyde, iç bölgelerde kurulabilir aslında, öyle değil mi? Doğru, size katılıyorum Cerem Hanım. Önemli bir konu. Şimdi şöyle, tabii Türkiye'nin politik amaçlarından biri PYD, PKK terör örgütünü sınırlarda etkisiz duruma getirmek, terör koridorunu önlemek. Evet. Bu Barış Pınarı operasyonu ve ardından yapılan Soçi mutabakatıyla PYD, PKK terör örgütünün Rojava projesi, tırnak içinde söylüyorum, Rojava projesi şu anda kesintiye uğramıştır. Ama tamamen ortadan kalkmış mıdır dersiniz? Hayır, hedefleri budur. Onun için kesintiye uğramıştır, ertelenmiştir ve ötelenmiştir diyebiliriz. Bir darbe almıştır. Hayalleri yerle bir edilmiştir, doğrudur. Ancak Trump'ın ve ABD senatosunun, senatörlerin PYD PKK terör örgütü sözde liderlerine, yani PKK bölücü terör örgütünde 28 yıl yer almış Aktütün Karakolu eyleminin sorumlusu,
bir ve İmralı'daki elebaşının da neredeyse evlatlığı durumundaki ve Türkiye'nin kırmızı listeyle aradığı bir teröristi, PKK teröristini Amerikan Başkanı ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesinde paralel olarak PYD-PKK terör örgütü sözde lideriyle de görüşmüştür ve general mazlum diye ifade etmiştir. Daha sonra mektup göndermiştir bu PYD-PKK terör örgütü sözde lideri ve mektubu da kendi açıklamalarında ABD Başkanı Trump kullanmıştır. Yani dikkate almıştır. Bu şu demek, senatörler de onunla görüşüyor ve senatörler onu konuşmak için çağırdılar geçen birkaç gün önce. Kendisi PYD-PKK sözde lideri Barış Pınarı harekatı nedeniyle gelemeyeceğini bildirmiş, yardımcısını göndermiştir. İlham yani yardımcısını göndermiştir. Şimdi bu açıdan baktığınızda aslında Trump evet Türkiye'yi bu konuda Barış Pınarı operasyonunda olumlu bakmıştır, doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı'yla olumlu süren bir işbirliği vardır, doğrudur. Ancak da aynı Trump, aynı ABD Başkanı ne yazık ki PYD-PKK terör örgütünü meşrulaştırmış, bu örgüte sempati kazandırmış dünya kamuoyunda ve itibar kazandırmıştır. Ve ileride belki o sözde lideri senatoda konuşurken basında duyacağız. Böyle bir Trump'la karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi bunu niye açıkladım? Bu güneye çekilen veya güneye çekilmek zorunda kalan Barış Pınarı operasyonu sonucunda PYD-PKK terör örgütü evet darbe almıştır. 10 bine yakın kaybı, zayiatı vardır. Kan kaybetmiştir, doğrudur. Ama ABD başkanının gözünde itibar kazanmış, meşrulaştırmış Sayın ve sempati kazanmış, bir de yardım edilecektir. Sayın Babiroğlu, bir virgül koyabilir miyiz lütfen? Bir son dakika gelişmesi paylaşmak durumundayım. Buyurun. Şimdi Amerika Başkanı Trump az önce yaptığı açıklamada yaptırımların kalkması emrini verdim demişti. Ki o emir sonrası da Amerikan Hazine Bakanlığı yaptırımları kaldırdı. Bunu da ifade edelim, bu son dakika bilgisi. Trump yaptırımların kaldırılması emrini, bu talimatı verdim dedi. Bu açıklamanın hemen sonrasında da Amerikan Hazine Bakanlığı yaptırımları kaldırdı. Bunu da bir not olarak izleyicilerimizle, sizinle de son dakika gelişmesi olarak paylaşalım. Çok kısa alalım son cümlelerinizi. Abi, son Sayın Babiroğlu. PYD-PKK terör örgütü tehdidi ortadan kalkmamıştır, ertelenmiştir. Evet. O Rojava projesi evet kesintiye uğramıştır, doğrudur. Ancak PYD-PKK terör örgütü kukla devletçiliği tehdidi ABD'nin desteği sürdüğü sürece ne yazık ki onu sürekli bir tehdit olarak Türkiye algılamaya devam edecektir, etmelidir. Peki. Bir de şunu unutmayalım, yaptırımlar doğru kalktı, çok olumlu bir adım ama evet, önümüzde S-400 hava savunma sisteminin aktif duruma getirme aşaması var biliyorsunuz Nisan evet. 2020'de. Demek ki biz 2020 Şubat'ından itibaren tekrar ABD ile gerginlik yaşama olasılığının da yüksek olduğunu değerlendirmemizde yarar var. Peki Sayın Babiroğlu, teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Şimdi bir diğer değerli konuğumuz da telefon attığımızda Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Ahmet Kasım Han ana haberde. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Trump'ın açıklamalarından sonra ne diyorsunuz? Suriye'de siyasi çözüme yaklaşıldı diyebilir miyiz? Yok, hayır. Yani Trump'ın tek başına Türkiye'de, Suriye'de siyasi çözüm üzerine Türkiye'nin önceliklerini de garanti edecek bir çözüm oluşturmak gibi bir gücü yok. Ruslar bir taraftalar, Suriye rejimi var, İran var, Türkiye var, varoğlu var, bir sürü aktör var orada ve dolayısıyla bu öyle tek başına Trump'ın açıklamasıyla bahar geldi bir mesele değil. Bahar'ın geldiği bir yer var, o da Türk-Amerikan ilişkileri, fakat biraz evvel Sayın Babiroğlu'nun söylediği gibi onda da dikkatli olmak lazım. Peki Trump'ın yaptırımlar konusunda yaptığı açıklamaya ne diyorsunuz? Emir verdi, ben talimat verdim ve bundan sonra Türkiye'ye yaptırımlar kaldırıldı ifadesini kullandı ki hazine... Zaten o emir vermiştir yaptırımların konulması için. Efendim tam duyamadım sizi, özür diliyorum. Tekrarlar mısınız lütfen? Zaten o emir vermişti yaptırımların evet, konulması için. Evet. Dolayısıyla onun emriyle kalkacak tabii bu yaptırımlar. Evet. Dolayısıyla bu noktada Trump'ın varılan anlaşmanın
değerli olduğuna inandığını, uygulanmasını arzu ettiğini, bu bakımdan da o anlaşmaya varılırken yapılan pazarlığın umdelerine riayet ettiğini düşünüyorum. O zaman yarın yaptırım olmayacak anlamına gelmiyor mu diyorsunuz? Tekrarlanmayacağı anlamına gelmiyor herhalde, öyle mi? Hayır, yani bu tamam, burada bu iş bitti değil. Yani Lindsey Graham'ın mesela Twitter hesabına baktığınız zaman orada Senato zemininde bulunan yaptırım yasasının, Graham tarafından teklif edilmiş yaptırım yasasının hala yerinde durduğunu görüyoruz. Hı hı. Henüz bu fonksiyona geçmiş değil ama Türkiye ile ilişkili olarak ABD'de tek muhatap Trump değil. Zira dünyadaki herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri'nin taraf olduğu meseleyle ilişkili tek muhatap hiçbir zaman yönetim değil. Amerikan sistemi gereği Kongre diye de bir faktör var. Şu anda geldiğimiz noktada bu yaptırımların kalktığı söylenilebilir. Ama yani Türk-Amerikan ilişkilerinde bu her anlaşmazlık ortaya çıktığında Amerikan tarafının yaptırım tehdidiyle ortaya çıkmasının da kabul edilebilir bir tarafı yok. Evet. Yani her bir seferinde o yaptırımlarla alakalı bir inisiyatif alındığında da Türkiye'nin kendi pozisyonundan taviz vermesi beklentisindeyse Amerika Birleşik Devletleri, evet, burada zaten baştan bir sıkıntı var demektir. Şu anda o yaptırımlar kalktı. Zaten büyük ölçüde Michael Pence Türkiye'ye gelmeden evvel Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla beraber biraz da müzakere avantajı ortaya koymak. Bir miktar da Kongre'de birikmiş olan Türkiye ile ilişkilere dair negatif enerjiyi kontrol altında tutmak için konulmuş yaptırımlardı. Hı hı. Zaten mutabakat metninin hayata geçeceği verilen sürenin sonunda teyit olduktan sonra bu yaptırımların devam etmesi en az konulmaları kadar abes bir iş olurdu. Hı hı. Dolayısıyla da Trump'ın bu aşamada gereğini yaptığını söylemek lazım. Peki, bir konuğumuz daha yayınımıza katıldı. Hemen geleceğim Çetiner. Türk Mirası Vakfı Başkanı Sayın Ali Çınar da Skype'la şu an ana habere yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren Hanım. Şimdi çok önemli söyleyeceğim bir şey varsa istersen Çetiner araya girelim. Sayın Çınar, sizinle devam edeceğiz. Tabii Trump'ın General Mazlum diye bahsettiği kişi biliyorsunuz Türkiye'de arananlar listesinde. Evet. Ve az önce tweet atmış. Attığı tweette Trump'la yaptığı konuşmaya vurgu yapıyor. Tabii birçok vurgu yaptığı nokta var ama anlaşılan o ki Trump geri çekilirken bir parmak bal çalıp çekilmiş. Başkan Trump bize SDG ile partnerlik ve uzun vadede farklı boyutlarda destek vermeye devam sözü verdi. Hı hı. Yani demek ki şunu görüyoruz sahada. Hı hı. Amerikan daha PKK ile işi bitmedi. Aslında bir yorum daha burada katmak gerekecek. Şu önemli çünkü. Hı hı. Amerika petrol sahalarını korumak için o alanda durmak istemiyor. Deri Zor dediğimiz bölge Irak'a açılan çok önemli ana güzergahlardan biri. Ve hı hı. Ebu Kemal kapı hattının açılmasıyla beraber İran o bölgeyi otoban gibi kullanmaya başladı. Ve bu Amerika'yı çok rahatsız eden bir durum. İsrail'i de çok rahatsız eden bir durum. Amerika şu an bölgede iki bölgede asker bakacak. Bir El Tanif hattında, yani Ürdün İsrail sınır hattında. Öbürü ise Irak, Suriye sınır hattında. Bu petrol sahası dedikleri bölge, yani Suriye zaten dışarıdan benzin, mazot ithal eden bir ülke. Yani kendi petrolü kendisine bile yetecek boyutta değil. Buradaki temel mantık şu: 62 bin kişilik bir SDG terör grubu yapılanması vardı. Bunlar şu an 42 bine düşmüş durumda. Çünkü geri kalanların birçoğu çözüldü. Minbiç'te, Tel Abyad'da, Resulayn'da bunların birçoğu Arap'tı ve İşte çözülmeler başladı. Geriye kalan 42 bin kişiyi nereye çekecek? Hı. İşte bahsettiğimiz Deir ez-Zor bölgesine çekecek. Bu arada 100 tane Amerikalı askeri danışmanlar bunları bir süre daha koordine edecekler. Bir süre daha diyorum çünkü Suriye'de daha oyun bitmedi. Daha devam edecek. Daha devam edecek. Daha anayasa süreci var, hazırlık süreci, taslaklar tartışılacak. Hı hı. Ve Amerika bunları koordine edebildiği kadar edecek. Daha da önemlisi bu grupları
Şimdi sahada Suriye rejiminin ve Irak rejiminin ortak olarak açtığı o kapıda İran'a karşı mücadele etmek için bir hazırlık altyapısı oluşturacak. Yani bu süre içerisinde YPG, PYD'ye, PKK'ya destek vermeye devam edecek Trump diyorsun. Yani oradaki pozisyonu. Peki Sayın Çınar, size soralım. Eğer bu şekilde devam edecekse bunun yanı sıra Trump'ın ifadesi var. İşte umarım güvenli alan güvenli olur ifadesi. O da oldukça dikkat çekici. Bu ne anlama geliyor? Biraz önce değerli konuğun dediğine katılıyorum. Yani hem Pentagon hem Kongre YPG PKK ile çalışmaya devam edeceğini açık net söylüyor. Zira bugün Amerika saatiyle saat 2 PM'de General Terörist Mazlum'un bir temsilcisi Amerikan Kongresi'nde komitede konuşma yapacak. Yani Beyaz Saray'da Başkan Trump'ın bu şekilde demeçlerine şaşırmamakta fayda var. Çünkü Amerika sahada gücünü zaten şu anda kuzey bölgede Rusya'ya kaptırmış durumda. Türkiye'nin istediği güvenli bölge konusunda istediğini yaptıramamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri o anlamda YPG, PKK'yı kullanarak bölgede varlığını sürdürmeye devam edecek. Onun için bir sürpriz yok. Ama genel olarak hava Türkiye'nin YPG, PKK ile Amerika'nın ortaklığını bozduğu konusu. Bilhassa operasyonla şu anda da zaten genel havada Amerika Birleşik Devletleri'nin dün Soçi ortak bildiriyle beraber en büyük kaybedenin Amerika olduğunun basına düşmesi dünden beri. Peki devam edeceğiz bu F-35'ler kısmına da bir değineceğiz. Sayın Han, söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa onları alalım. Peki Sayın Han telefon hattımızda değil şu anda. Peki o zaman bu F-35'lere geçelim. Burada Amerika ile kriz tamamen bitti diyemiyoruz herhalde. Bütün konuklarımızın hemfikir olduğu cümle bu. Şimdi bu Milli Savunma Bakanı Sayın Akar F-35 problemini aşabiliriz ifadesini kullandı. Bundan sonra Trump'ın yapmış olduğu bu açıklamalar bunu aşabileceğimizi gösteriyor mu sizce? Ne dersiniz? Önümüzde hala bir engeller var mı bu konuda? Metehan Demir'le devam edelim. Şimdi bugün tabii Sayın Savunma Bakanı'nın açıklamaları dikkat çekiciydi. Çünkü birinci başlıkta F-35 ile ilgili sorunların üstesinden gelebileceği yanı verdi. Ama çok enteresan bir eş zamanlamayla Sayın Cumhurbaşkanı yurda döndükten sonra bugün hemen sabah saatlerinde, hatta neredeyse akşam gibi ama bugün öğlenin gündemine yetişti. Rusya'nın da yeni S-400 paketleri alımı konusunda bu silah şirketinin başındaki isimden bir açıklama geldi. Evet. Ki yeni paketler de düşünüyordu. Bunlar tabii Rusya'nın çok akıllı hamleleri. Çünkü F-35 konusunda Amerika ile Türkiye arasındaki hassasiyetin bilindiği için ve bunun kaynağının da S-400 temelinde olduğu için bu açıklama özellikle tabii yapılıyor. Türkiye'nin kendi ulusal güvenlik gerekçeleri çerçevesinde S-400 alımı hem teknik özellikler hem fiyat avantajı diğer taktik faydalar açısından daha aslında iyi FETÖ'ye kıyasla. Evet. Ama ben yani vadisini bilemiyorum fakat zaman ilerledikçe S-400 konusu çeşitli şekillerde Türkiye tarafından hani gündemden düşse de Amerika ilişkileri anlamında belli bir seviye en azından tamamen düşmez de belli bir seviyeye gelse de Rusya bunun canlı tutulması için Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde aktif rol alacaktır. Bu da uluslararası diplomatideki beklenen taktiklerden biri. Şaşırmamak lazım. Ama ben F-35'ler sadece F-35 alımı değil biliyorsunuz Türkiye 900 küsur parça F-35 projesine takviyede bulunuyor. Yani alt yüklenici ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin çok değerli firmaları da bunda aktif olarak rol alıyor. Ve bugüne kadar F-35'in performans testlerinde de Türkiye'nin sağladığı parçalarla ilgili gayet olumlu sonuçlar elde edildi. Geçenlerde Lockheed'de Amerika'da yapılan bir toplantıda Türk yetkililerinin de katıldığında gelecek Mart ayına kadar Türkiye'nin bu işte ürettiği parçalarla ilgili ileri siparişlerin devam edeceği ancak Mart sonrası da Şubat ve Nisan arası aktivasyon planlaması olduğu için o zamana kadar sorun olmayacağını ama ondan sonrasında göremediklerini söylemişler bahsettiğimiz yetkilileri. Tabii bunları yan yana koyduğumuz zaman hani bugünden yana bu oldu bitti demek de çok zor. Fakat Ceren Hanım tabii bunları iki ülke arasında değil. Türk-Amerika ilişkileri değişik bir hal aldı. Türkiye-Trump ilişkileri
Çünkü Trump'ın iyi ruh hali ilişkileri, kötü ruh hali ilişkileri, Amerikan müesses nizam, establishment denen yapıyla ilişkileri gibi çeşitli altyapıların da oradaki hatta kuvvetli Amerikan Müslüman lobilerinin ilişkileri gibi farklı alt başlıklarda da belirleyebiliriz. Ama bununla birlikte tabii Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump'ın arasındaki şahsi ilişkiler olarak da ayrı bir kategoride görmek gerekiyor. Bunları hep aynı çerçeve içine sığdırdığımızda karşımıza yine bugün Trump'ın çok yakında görüşeceğiz atfıyla karşımıza gelen 13 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı'yla ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine gözler çevriliyor. Hı hı. Bunlar bizim için habercilikte yürüyen haber statüsünde. Hani bugünden yana şu olur bu olur demek gerçekten çok zor. Çünkü her iki ülkeyle de mutabakatımız var. Bu her iki ülkeyle de hassas bir denge anlamına geliyor. Her iki ülkeyle hassas denge yürütürken dışarıdaki yani Türkiye, Amerika ve Rusya açısından 4., 5., 6. aktörlerin doğrudan ya da dolaylı müdahaleleri gibi bir durum söz konusu. Artı Trump'ın bugün açıklamalarında uzun uzun PYD-YPG yaptığı atıflar, onlara da özgü ifadelerini de göz ardı etmeyelim. Önümüzdeki dönemde hem Rusya'nın hem de Amerika'nın bu mutabakatın sağlanmasında çekilin dediğinde çekildiği belirtilen PYD-YPG terör unsurlarıyla mutlaka bir stratejik komisyon ödemesi işine girebileceğini de unutmayalım. Bu da olumsuz katalizörlerden bir tanesi. Çünkü hani çekilin, çekileceğiz ama işte karşılığında işte şunu olur, bu olur gibi mutlaka ama mutlaka bu hem Amerika'nın hem de Rusya'nın görüşmelerde BD-YPG'ye bu konuda bazı sinyaller verdiğini, bizim 32 kilometre güney bölgesindeki gelişmelerden, Irak'ın Suriye sınırına yakın bölgelerde ya da o civarlarda olan gelişmelerden bunları hissedeceğiz. Yani bunların hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak F-35 ya da benzeri alımlarda ya da işte Türkiye'nin parça temelinde ya da diğer ambargoya bahis olan başlıklarda karşımıza çıkabilir. Ama bana kalırsa ben 13 Kasım'a kadar ilişkilerin böyle yani karşılıklı kontrollü ve dikkatli ilişkilerle yürütülmesi kanaatindeyim. Çünkü her an bu işi mayınlayabilecek, hiç ummadığımız gelişmelerde Türkiye'yi de provoke edecek, rahatsızcı gelişmelere karşı da bizim tedbirli ve hazırlıklı olmamız lazım. Ben İran meselesine özellikle dikkat çekiyorum. İsrail'in buradaki doğrudan dolaylı etkisine dikkat çekiyorum. Ve Avrupa denklemi var. Fransa bu işe bir yerden mutlaka girmek istiyor. Yani önümüzdeki dönemde Amerika ya benim askerlerim gelmiyor ama evet. Batı'da da böyle bir konsensüs bir anlayış oluştu. Biz de buraya hep beraber geliyoruz, bir şeyler yapıyoruz. İşte bu bölgede PYD-YPG yapılanmasına, bu terör eksenine de bir şekilde doğrudan dolaylı destek veriyoruz diyebilirler. Ama şu özellikle altını çizmesi gereken bir noktadır ki Türkiye'ye Batı'dan sürekli bir saldırı vardı. O bir işgal, işte bir kötü yapmışlar gelişim diye ki böyle olmasına rağmen. Türkiye en azından dün Rusya'yla yaptığı mutabakatta özellikle 5. maddede Suriye sınır muhafızları ile Rusya'nın beraber devre yapacağını atıfla Adana Anlaşması'nın, Adana Mutabakatı'nın da tekrar zikredilmesiyle bu konunun üzerinden Batı'ya artık bunun bir uluslararası anlaşma olduğu, Suriye ile beraber yürütüldüğü, zaten Adana Anlaşması'na bunun dayandığı maddeleriyle yürüyebilir. Evet. Son bir şey müsaadenizle söylemek istiyorum. Tabii. Bir de şu da var. Fırat'ın biz doğusuna odaklanıyoruz ama Fırat'ın doğusuyla ilgili mutabakatlar da diyoruz. Ya Suriye'de yapılan anlaşmalar Fırat'ın batı sektöründe Telgrafat ve Münbiç gibi gerçekten ilk Amerika ile güven kırılmasının yaşandığı Münbiç bölgesinde şu an Ruslarla rejim askerleri var. Dahil edilmesi ve Telgrafat gibi şeyler verdiğimiz saldırılara neden olan o Fırat Kalkanı ve Zeytinyağlı bölgesi arasındaki alttaki o küçük bölgenin de çok yakından izlenmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta her iki ülke kefil oldular PYD-YPG'ye. Tamam çekilecekler, çekildiler, bitti diye. Ama şüphesiz unutmayalım ki bunların çekilenlerin hepsinin göğsünde YPG yazmıyor. Çekilmeyenler, bir şekilde uyanınca durumuna geçenler veya çeşitli mühimmat ve silahları saklama yoluna gidenler de olmuş olabilir. Bunlar ileriki amaçlarda dediğim gibi provoke etmek, yürüyen mutabakat süreçlerini her iki ülkeyle bozmak amacıyla tatsız girişimlerde bulunabilirler. Zaten burada da Türkiye'nin gerek elektronik gerek yerel istihbarat unsurlarıyla bunları yakından ben takip ettiği kararlıyım. Çünkü bu bölgede Arap aşiretleri ve Türkmenlerle olan yakınlığında evet. Türkiye'nin burada avantajı. Son bir cümleyle bitireyim. Türkiye'nin güney sınırında Fırat'ın doğusuna dediğim gibi çok odaklandık ama Türkiye'nin
güneydeki ulusal güvenlik meselesinin Hatay sınırından, Hatay'ın Suriye'li sınırından İran'ın sınırına kadar olan tüm hatta olduğunu ve bu tüm hatta Fırat'ın doğusuyla en büyük parçalardan birinin kapatıldığını ama arada Irak sınırında Sincar gibi ikinci kandil olarak görülen potansiyel tehdit teşkil eden bölgelerle ilgili Türkiye'nin önceki dönemde konuyu gündeme getirmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Süleyman Şah da belirli bir dönem sonra gündeme gelecektir bu bölgenin altında olduğu için. Peki. Metehan Demir teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Şimdi Sayın Çınar'a bir soru yöneltmek istiyorum. Burada biz siz yayına katılmadan önce Sayın Çınar bu Trump'ın işte çok az askerimiz kaldı Suriye'de işte petrolü korumak için özellikle ifadesini kullandı ki hangi askerler bunlar sorusu da tabii ki akıllara geldi. Şimdi konuklarımız da verdikleri bilgilerde işte burada 325 askeri bulunacak deniliyor ama aslında bu bine çıkacak. Aslında bu bir çekilme değil. İstediği zaman istediği şekilde orada devam edebilecek, askerlerin istediği şekilde Amerika yönetebilecek denildi. Peki burada neden Rusya'ya sahaya bıraksın Amerika bir. İkincisi niye bırakıyormuş gibi yapıyor o zaman? Aslında Amerika Birleşik Devletleri sahayı bırakmıyor. Yani Türkiye'nin istediği güvenli bölgeden Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor. Yani kuzeyde aslında nüfusunu kaybediyor. Ama Başkan Trump'ın iki gün önce de Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada sizin de dediğiniz petrol rezervlerinin sağlanması veya korunmasıyla anlamında 100-200 askerden bahsediyor. Yani Pentagon'dan verilen açıklamalarda 200'e yakın asker olarak söyleniyor. Aha. Burada da Başkan Trump'ın şu enteresan cümlesi var. YPG, PKK'ya da bu petrol rezervlerinin korunması veya oradan da onlara bir fayda sağlanabilir. Aha. Buna bakacağız diyerek aslında YPG, PKK unsurlarıyla ortak çalışacaklarının imasını verdi. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri askeri olarak ki 1000 askeri şu anda Irak tarafına geçişi devam ediyor ve daha sonra da Amerika'ya dönecekler. Askeri gücünde azalma olsa da gözetleme ve istihbarat anlamında kesinlikle Amerika sahada olmaya devam edecek. Çünkü Suriye'nin özel temsilcisi James Jeffrey de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de kalma nedenlerinden birisinin de İran'a gözdağı vermek olduğu. Yani İran kartını da kozunu kaybetmek istemiyor. Bir önemli nedenini bunu sürekli vurguluyordu James Jeffrey. O anlamda gözetleme, istihbarat ve diğer kanallarla hem az sayıda askeri hem de YPG, PKK unsurlarını kullanarak kesinlikle Suriye'de kalmaya devam edecekler. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Gerekirse Amerika Birleşik Devletleri tekrar askeri gücünü Suriye'ye tekrar getirebilir. Yani Orta Doğu'da farklı üslerde çok ciddi sayıda askeri var. O anlamda çekmekle tekrar geri yollamak çok uzun bir işlem değil. Amerika bu oyunda kalmak isteyecek. Çünkü iç kamuoyunda da şu anda Başkan Trump'a çok eleştiri var. Rusya'ya tamamen kozları ipleri verdiğiyle ilgili. Peki ne oldu peki? Ortaya nasıl bir şey çıktı? Türkiye Barış Pınarı Harekatı sonrası ne yapmış oldu? Şimdi öncelikle iki temel noktayı göz önüne almak gerekecek burada. Bir, öyle gözüküyor ki Amerikan Başkanı ikinci kez, yani bir hatırlayalım, Barış Pınarı operasyonu öncesinde bir açıklama yapmıştı. General Mazlum'la görüştüm demişti. Evet. Şimdi görüyoruz ki bu görüşme ikinci kez yapılmış. Bugün bir daha yapılmış. Hatta görüşmeye gelmeden önce yaptığını ifade ediyor. Yani bu da aslında bir terör örgütünün sahadaki liderinin yani bir Pentagon ya da dışişleri görevlisiyle ya da askeri bir yetkiliyle sanki değil, direkt ABD başkanıyla, ABD başkanıyla doğrudan görüşebildiğini görüyoruz. Tabii burada şunu göz ardı etmeyelim. Amerika yarattığı, sahada büyüttüğü bir örgütü çok kolay göz ardı etmeyecektir. Çok kolay bir şekilde ortada bırakmayacaktır. Nitekim Barış Pınarı operasyonuyla beraber sayıları her ne kadar erise de, içindeki bazı Arap unsurlar saf değiştirse de, rejimle beraber, Rusya'yla beraber hareket edeceğini söylese de, günün sonunda geriye 42 bin tane silahlı adam hali hazırda Amerika'nın elinde. Tabii bu 42 bin kişinin maaşı var, ödemeleri var, kıyafeti var, askeri teçhizatı var. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman bu tehdit halen var mıdır sorusunun cevabına artık bir soru işareti bırakmıyoruz. Evet, bu tehdit var, bu tehdit
bizim oradaki varlığımıza, oradaki pozisyonumuza her zaman zarar verebilecek nitelikte. Tabii bizim için sevindirici olan taraflardan biri dün Soçi'de imzalanan anlaşmada Tel Rifat meselesinin dikkatle o maddeye eklenmiş olması. Çünkü Tel Rifat bizim çok şehit verdiğimiz bölgelerden biri. Rusların kontrolünde olan bir bölgeydi. Diğer taraftan Ali Çınar'ın da ifade ettiği gibi Amerika bölgeden çekiliyor derken hani sanki Amerika orada 30 bin askeri vardı, işte bunların tamamını sahadan çekiyor, götürüyor gibi bir imaj oluşmasın. Zaten Amerika'nın sahadaki askerleri senatonun ya da kongrenin izniyle bölgeye gelmiş askerler değildi. Dolayısıyla hepsinin statüsü askeri danışman statüsüydü. Yani bunlar işte sahada doğrudan muharip güç pozisyonunda değil, oradaki PKK'ları yöneten, yönlendiren ve onların koordinasyonu sağlayan nitelikte asker pozisyondaydı. Ve bunların da pozisyonu askeri danışman pozisyonuydu. Dolayısıyla şunu altını çizmek lazım. Amerika'nın hemen çevre ülkelerde nerelerde askeri var? İncirlik'te var. Irak'ta hem Felluce'de var, hem Erbil'e yakın bir Harir üssü kuruldu. Burada çok ciddi bir askeri var. Katar'da askeri var. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da askeri var. Şimdi bu kadar geniş bir ajandası olan Amerika'nın o bölgeye yeniden asker getirmesi zaten olası bir durum. Ayrıca Suriye meselesinde Amerika'nın almış olduğu bir diğer pozisyon da Ürdün sınırı. Burası önemli, kritik bir nokta. Burada sembolik de olsa bir askeri birliğini tutuyor. Çünkü burası doğrudan İsrail'in güvenliğini gözeten bir nokta. Ve İran paramiliter güçlerinin, özellikle Kudüs ordusu diye tanımladığımız askeri yapılanmanın ya da paramiliter yapılanmanın herhangi bir şekilde İsrail'i hedef almasını engelleyecek bir pozisyon. Diğer taraftan şunu da unutmayalım. Yani bugün Rusya sahada böylesine hareket ediyorsa ya da Amerika bunların tamamına bir şekilde yol açıyorsa bunlar kendi aralarında da bir zinli anlaşmanın olmadığı anlamına gelmez. Nitekim halen biz bugün itibariyle Helsinki'de Trump'la Putin'in yaptığı görüşmenin tutanaklarını bilmiyoruz. Daha doğrusu tutanakların ne olduğunu bilmiyoruz ve içeride neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Ama belki de burada şunu unutmamak gerekecektir. Çok kısa alalım Çetin, evet. Reklama gideceğim. 30 Eylül'de, 30 Ekim'de Suriye Anayasası var. Ve bununla ilgili taslaklar oluşturulmaya başlandı. Onları reklamlardan sonra konuşalım mı? Stüdyoda kalacaksınız. Sayın Çınar'ı göndereceğiz çünkü sonra reklamlara gideceğiz. Sayın Çınar, son sözlerinizi alalım mı reklam öncesi? Sonra size veda edelim. Söylemek istediğiniz varsa bir dakika içerisinde toparlarsanız çok sevinirim. Tabii ki. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda görünen Türkiye'nin istediğini elde ettiğiyle ilgili bilhassa güvenli bölge konusunda. Ama Türkiye'nin şu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Hala kongrede Türkiye aleyhine karalamalar, çalışmalar devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nde şu anda Türkiye aleyhine bir açık oturum devam ediyor. Ve başlığı da ortağımız Kürtlere ihanet. James Jeffrey konuşuyor. O anlamda buradaki politikaları ve demeçleri yakından takip etmekte fayda var. Evet. Zira Amerika elini Suriye'den çekmeyecek. O şekilde görünüyor. Hı-hı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Biz Çetin Erçetin'le bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz stüdyomuzda. Daha başka değerli konuklarımız da olacak. Reklamlardan sonra ana haber devam edecek. Evet, ana haberin birinci bölümünü noktalıyoruz. Ancak ikinci bölümle dakikalar sonra yeniden saat başında karşınızda olacağız. Trump'ın yapmış olduğu açıklamaları konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Aranın ardından. İyi akşamlar, ben Ceren Bektaş Atuk. Ana haber ikinci bölümüyle devam ediyor. Amerika Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Ana haberin birinci bölümü başlar başlamaz ve biz de o açıklamaları sizlerle paylaştık. Trump Türkiye'ye yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Başka önemli şeyler de söyledi. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli ve Habertürk yazarı Çetin Erçetin'le stüdyomuzda konuşacağız. Buradalar, hoş geldiniz. Evet. Ve Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın da Skype bağlantısıyla yayınımızda
olacak ve Trump'ın yapmış olduğu açıklamaları değerlendirecekler. Önce bir Amerika Başkanı Trump ne demişti hatırlayalım, sonrasında devam edelim değerlendirmeye. Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Dolayısıyla eğer memnun olmayacağımız bir durum yaşanmazsa yaptırımlar kaldırılacaktır. Dolayısıyla diğer ülkeler değil, biz bunu yapacağız. Son derece basit. Biz hem sorumluluğu üstleniyoruz hem de herhangi bir şey olması durumunda yine zaten aslında suçlanacak olan da biziz. Çok az sayıda Amerikan askerinin bölgede kalacağı kanaatindeyiz. Petrolün olduğu yerler petrol güven altında olacak. Bunu koruyacağız ve ne yapacağımıza, gelecekte ne yapacağımıza karar vereceğiz. Dolayısıyla biz çok daha barışçıl ve istikrarlı bir alan istiyoruz Türkiye ile Suriye arasında, güvenli bölge dahilinde. İlginç bir terim değil mi? Güvenli bölge terimini kullanıyoruz. Umarım bu alan güvenli olur. Biz onlara harika bir şekilde hizmet verdik, harika bir iş çıkardık hepsi için. Ve şimdi çıkıyoruz. Evet, artık zamanı geldi. Bizim orada 30 gün boyunca kalmamız bekleniyordu. Yaklaşık 10 yıl önceydi bu. Ve şimdi artık çıkıyoruz. Dolayısıyla artık çıkma zamanı geldi. Neredeyse 10 yıl kalındı o bölgede. Çok hızlı olmadı. Şimdi bu uzun dönemli kanlı topraklarda, tozda başkaları mücadele etsin. Amerikan heyeti Kürtlerin güvenli bir biçimde bölgeden çıkmasına yol açan karara vardı. Burada amacımız onların çıkması. Yalnızca birkaç mil farklı bir tarafa doğru ilerleyecekler. Zaten bunu yaptılar ve şimdi bizim müzakerelerimiz sonucunda, Türkiye ile yaptığımız müzakereler sonucunda pek çok kişinin hayatı kurtuldu ve tek bir Amerikan kanı dökülmeden bunu gerçekleştirdik. Biz son derece özel bir şey yaptık. Ateşkesi getirdik. Ancak ateşkesi devasa bir zor, çok zor bir savaştan sonra getirdik. Son derece önemli bu bizim için. Bizim askerlerimiz güvende ve biz Türkiye ile ve Kürtlerle bir anlaşma yaptık. Bu kısa dönemli savaş sona erdi. Rakiplerimiz pek de iyi bir iş çıkarmıyor. Biz Türkiye'nin kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bir şey olursa Türkiye devreye girecektir. Biz Avrupa ülkelerinin bu savaşçıları, Amerika'nın yakaladığı savaşçıları geri alması gerektiği kanaatindeyiz. Bu savaşçıları kendi ülkelerine alsınlar ve yargılasınlar. Cezaevlerine konulsun bu kişiler. Avrupa yapması gerekenleri yapmadı yıllar içinde. Uzun dönemdir yapması gerekenleri yapmadı ve şimdi artık harekete geçme zamanı geldi Avrupa'nın. Suriye demokratik güçlerine teşekkür ediyoruz. Bu çabada yer aldıkları için harika bir iş sergilediler. Şimdi Türkiye, Suriye ve bölgede bulunan diğer güçlerin birlikte çalışması gerekiyor. DAEŞ'in artık toprak kazanmaması lazım. Amerika Birleşik Devletleri son derece iyi ilişkiler geliştirdi Erdoğan'la da. Yine aynı kişiler bana Amerika'ya tavsiye veriyorlardı ve bu kişiler benim yıllardır okuduğum, takip ettiğim kişilerdi. Bunlar bizi zaten Orta Doğu batağına sokan kişilerdi. Ancak hiçbir zaman aslında bizi buradan çıkarmak için bir vizyon sergilemediler. Yalnızca konuşuyorlardı. Kaç Amerikalının artık Orta Doğu'da ölmesi gerekiyor? Bu eski Hizipçi çatışmalarda Amerika'nın Orta Doğu çöllerine döktüğü pek çok şeyden sonra ben artık farklı bir yol izleyeceğiz diyorum. Şimdi zafer söz konusu olacak Amerika için. Son yönetim
Esad'ın gitmesi gerektiğini söyledi. Tabii ki bu sonucu kolaylıkla yapabilirlerdi ama yapmadılar. Hatta son derece güçlü bir kırmızı hat çektiler çöle. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Çocuklar öldürülürken bunu yaptılar ve kararlılıklarını sergilemediler. Aynı benzer korkunç biçimde çocuklar öldürülürken kararlılıklarını sergilemediler. Ancak ben 58 Tomahawk füzesi konusunda kararlıyım. 8 yıl sürdü. Amerika askerleri hala o alandalar, hala Suriye'deler. Dedi Amerika Başkanı Donald Trump. Konuklarımızla değerlendireceğiz stüdyomuzda ana haberde. Bu arada Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Aydın da Skype'la yayınımıza şimdi katıldı. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden de rica edeceğim. Hocam biraz rahatsızmış, o yüzden erken ayrılacak yayından. İlk soruyu Sayın Aydın'a yöneltelim. Hocam geçmiş olsun diyelim hemen bu arada. Sağ olun, teşekkür ederim. Olun. Ne diyorsunuz şimdi, biz böyle bir başlıklara baktığımızda çok kısaca şimdi ben özet geçmek istiyorum. Çünkü her an Trump tweet atabilir ve bu söylediklerinin belki tam tersini yazabilir. O yüzden hem yeni açan izleyicilerimiz için de çok daha özet ifadeleri hemen aktarmak istiyorum. Türkiye'ye yaptırımlar kalktı dedi bir kere, bu hakikaten çok çok önemli bir ifade. Ben dedi emri verdim kaldırılması için. Bu açıklamasından sonra da hemen Hazine Bakanlığı yaptırımların kaldırıldığını ifade etti, açıkladı. Erdoğan'la birlikte pek çok insanın hayatını kurtardık dedi. Erdoğan'la ilişkilerimiz çok iyi, o ülkesini çok seviyor ve biz yakın zamanda buluşacağız ifadesini kullandı ki bir araya geleceklerinin de sinyalini verdi çok yakın zamanda. DAEŞ'lilerin durumuyla ilgili, özellikle bölgedeki DAEŞ'lilerin durumuyla ilgili de önemli bir ifade kullandı. Avrupa ülkeleri vatandaşı olanları almalı ifadesini kullandı. Burada Avrupa Birliği ülkelerine bir çağrısı vardı. Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak ifadesini kullandı. SDG bana minnettar, Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz dedi. Ne kadar inandırıcı, bunlar da konuşulacak. Umarım güvenli bölge güvenli olur dedi. Şimdi bunun da altını çizmekte fayda var. Sizin de dikkatinizi çektiğine inanıyorum bu ifadenin. Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için de talimat verdim dedi. Zaten ilk başta ifade etmiştik. Bu şekilde açıklamaları var. Hangisi dikkat çekici, hangisi gerçek ve inandırıcı size göre? Şimdi hepsi bir şekilde dikkat çekici. Çünkü bu sefer sadece basit tweet mesajı değil, bir basın açıklaması yaptı. Evet. Uzunca bir basın açıklaması, yani Türkiye ve Suriye dışında da başka konuları da ele aldı. Biraz Trump'ın önümüzdeki seçim döneminde vurgulayacağı konuları ortaya koymaya başladı diye düşünüyorum tek tek. Zaten önemli bir kısmı basın açıklamasının bütün söyledikleri içeriye yönelikti. Mesajlar hep Amerikan halkına verilen mesajlardı. Bir anlamda Amerika'nın Suriye'deki işte 8 yıllık varlığını toparlayıp bitiren bir konuşma yapma istediği anlaşılıyor. Pek çok şeyi her zaman olduğu gibi yine abartıyordu. İşte yüzlerce yıldır burada çatışan işte Türklerle Kürtlerden bahsetti. Kendi aralarında sürekli çatışma içinde olan insanlardan, bir bölgeden bahsetti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü ve kendi rolünü bunun içinde abartılı bir şekilde ortaya koydu. Kimsenin 20 yıldır yapıp başarmaya çalıştığı ama bir türlü beceremediği sonucu biz elde ettik. İşte hemen 2 günde, 3 günde elde ettik dedi. Şimdi burada benim açımdan öne çıkan birkaç şey var. Bir tanesi tabii ki yaptırımların kaldırılması önemli ama biz zaten bunu bekliyorduk. Çünkü Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanmış protokolün unsurlarından bir tanesiydi bu. 120 saatten sonra da devam ederse, sürekliliğe kavuşursa buradaki çatışmasızlık durumu, bu yaptırımların kaldırılacağı söylenmişti. Ve nitekim zaten Türkiye o süreyi zaten Rusya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde ilk etapta 150 saat uzattı.
Artı bugün de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasını da vardı. Savunma Bakanlığı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne operasyonların tamamen durduğuyla ilgili de bilgi verilmiş. Dolayısıyla yapılan anlaşmanın bir parçası olarak yaptırımlar yani uygulanma fırsatı da bulamamıştı. Zaten biliyorsunuz geçen hafta gündeme gelmişti. Onlar kalktı. Bu elbette bir tarafıyla önemli ama hani yaptırımların gelmesini Türkiye'de kamuoyu bile fazla ciddiye almadı. Piyasa çok ciddiye almadı. Kaldırılması da bu anlamda çok ciddi değil. Fakat burada önemli bir unsur. En azından Trump kendisi açısından ve Amerikan kamuoyuna konuşurken onlar açısından anlaşılıyor ki yaptırımların işe yaradığına inanıyor. Yani yaptırım tehdidinin işe yaradığına inanıyor. Bunu birkaç kere vurguladı. İşte Türkiye'ye bu tehdidi yaptık, sonuçta sonuç aldı. Almaz demişlerdi ama oldu. İşte önümüzdeki dönemde bizim istemediğimiz şeyleri yaparlarsa yine ekonomilerini mahvedecek yaptırımları uygulayabiliriz gibi. Şimdi bu çok rahatsız edici bir, hem üslup olarak çok rahatsız edici bir şey, hem de eğer gerçekten buna inanıyorsa ki öyle gözüküyor, o zaman Trump'ın Türkiye ile olan ilişkilerinde herhangi bir rahatsızlık duyduğunda her an işte bu yaptırımları gündeme getirme ihtimali var ki bu iyi bir şey değil. Yani hem Türk dış politikası açısından iyi değil, hem de Türkiye'ye bakış açısı açısından iyi değil. İkincisi IŞİD konusunda biraz törpülenmiş anlaşılıyor Trump'ın görüşleri. Çünkü biliyorsunuz Türkiye operasyona başlarken Trump işte biz istemedik operasyona başlanmasını ama başladılar. O zaman buradaki bütün IŞİD'den sorumluluk Türkiye'nindir dedi, çıktı işin içinden. Hatta orada söyledikleri sanki bütün Suriye'deki tüm IŞİD'lilerin den Türkiye sorumlu olacakmış gibi de bir mesajı vardı. Şimdi gelinen noktada diyor ki burada SDG güçleri bunlardan sorumlu olacaklar. Onlar buna bakmaya, kontrol etmeye devam edecekler. Ama Türkiye'de arkada bir güç olarak duruyor. Orada kaçan olursa bunları durduracak, engelleyecek, işte yardımcı olacak ülke Türkiye'dir diyor. Dolayısıyla hani biraz sahadaki gerçeği de algılamış olarak buraya yönelmiş olması bence önemli. Arkadan tabii uzunca bir süredir söylediği Avrupalıların kendi IŞİD'lerini veya kendi vatandaşları olanları alması gerektiğini de yine güçlü bir şekilde vurguluyor. Bu söylemde yine beni rahatsız eden bir başka unsur da daha önce de bunu yapmıştı. SDG komutanı diyelim veya işte YPG güçlerinin başındaki kişiyle yine telefon görüşmesi yapmış Amerikan başkanı. Ve nitekim bu görüşme aynı kişinin Twitter hesabından da biraz önce doğrulandı. İşte onun da ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar muhteşem bir insan olduğunu anlatıyor. Ona da teşekkür ediyor. Bu tabii hani Türkiye açısından da bakarsanız yine karşımızda bizim terör örgütü olarak gördüğümüz bir yapılanmayla hani Türkiye'yi aynı cümle içerisinde sarf ediyor olması, teşekkür ettiği gruplar, insanlar, ülkeler arasında aynı ağırlıkta bahsediyor olması benim açımdan rahatsız edici. Ne var peki bu teşekkürün bunları, arkasında? Yani bir şey yok. Trump bunları şöyle bir şey var. Trump burada işbirliği yaptığı herkesi eşit görüyor. Yani Türkiye ile SDG'yi aynı cümle içinde sarf ediyor olması ve işte hepimize birlikte teşekkür ediyor olması bizi aynı kategoride, aynı düzlemde, aynı hizada gördüğü anlamına geliyor. Trump açısından bu çok önemli olmayabilir. Değil de belli ki anlaşıldığı kadarıyla. Ama Türkiye bir ülke, bağımsızlığına önem veren, mücadelesine, özgürlüğüne önem veren bir ülke. Ve uzunca bir süredir de PKK ile bir çatışma içerisinde, ayrılıkçı bir hareket olan, terör örgütü olan PKK ile bir çatışma içerisinde ve bu PKK'nın bağlantısı olan PYD, YPG'deki PYD'nin askeri kanadının başındaki kişiyle Trump'ın düzenli olarak böyle telefon görüşmeleri yapması herhalde Türkiye'de de yönetim kademesinde de çok kişiyi rahatsız ediyordur. Aynı cümlede ve eşit aktörler gibi anıyor olması da bence rahatsızlık verici. Üstelik yani bu basit bir rahatsızlık değil, ileriye dönük olarak
Türkiye'nin çok uzun zamandır Amerika'dan şikayeti terör örgütü veya terör örgütüyle bağlantılı başka unsurlarla temas halinde, işbirliği halinde olmaları. Evet, Trump bu işbirliğini azaltıyor, askerlerin önemli bir kısmını geriye çekiyor vesaire, ama bunu yaparken aynı zamanda bizim terör örgütü olarak gördüğümüz bir örgütün başındaki kişiyle, ki bu aslında orijinal olarak da PKK'lı, yani Kandil'den oraya gönderildi YPG güçlerinin başına geçmesi için, onunla düzenli bir telefon görüşmesi için girmiş durumda. Bu bence hani Türkiye açısından ileriye dönük olarak da rahatsız edici bir durum olduğunu düşünüyorum. Peki, o zaman stüdyodaki konuklarımızla devam edelim Sayın Aydın. Sizi biraz daha bekletelim. Bu değerli, önemli görüşlerinizi almaya devam edeceğiz şimdi. Selçuk Tepeli, ne oldu şimdi? Amerika ile kriz sona erdi ve Suriye'de siyasi çözüm oldu mu? Ulaştı mı? Evet, Suriye'de siyasi çözüm için daha çok uzun bir yol erken. Var. Çok erken bunu söylemek için. Çok erken, bu siyasi çözümün bulunmasından sonra bunun uygulanması için bile yıllar gerekecek bir kere yani. Dolayısıyla şimdi farklı bir sürece girildiğini söyleyebiliriz ama Suriye'de siyasi çözümle ilgili olarak sahadaki neticeler ve Türkiye'nin son hamleleriyle şekillenen durum şimdi 29 Ekim'de Cenevre'de başlayacak Anayasa Komisyonu görüşmeleriyle sürecek ve bana kalırsa Türkiye açısından en çok üzerinde tahlil edilmesi, incelenmesi, dikkatle izlenmesi ve içine dahil olunması gereken süreçtir. Dolayısıyla bana kalırsa pek çok şu anda duyduğumuz zaman manalandırmaya çalıştığımız cümle, ifade, bu mutabakatlarda geçen ama tam olarak ne olduğunu belki de konuşamadığımız, ifade edemediğimiz, belki de tam anlamadığımız madde orada daha belirgin biçimde anlaşılır hale gelecektir. Dolayısıyla orada bir takım sürprizlerle karşılaşma ihtimalimiz de vardır. Bizim canımızı sıkabilecek şeyler olabilir. Bunlarla ilgili de sıkı bir çalışma ve yine istikrarlı bir tutum takınması gerekir Türkiye'nin. O süreç zaten çok uzun sürer. O arada yeni çatışmaların çıkması ihtimalleri vardır. Bunların hepsine hazırlıklı olmak gerekir. Bu arada taslak metinler konuşuluyor. Şu anda Cenevre'de halen bir toplantı yapılmamış olmasına rağmen 3 grup var biliyorsunuz. Muhalifler var. Koalisyon güçlerinin, Birleşmiş Milletler'in önerdiği bir grup var ve Şam rejiminin önerdiği bir grup var. Hem Şam rejiminin hem Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in önerdiği isimlerin bir taslak metni var ve bu taslak metinlerde bizim canımızı sıkacak çok ciddi başlıklar da var. Yani dolayısıyla o süreç başladığında siyasi çözümle ilgili daha net konuşmak mümkün olabilir. Belki nasıl öngörebileceğimizi daha iyi görürüz. Trump'ın açıklamaları bizi rahatlattı mı? Rahatlattı tabii. Şimdi biz mutluluğa ihtiyacı olan insanlarız. Yani o kadar ihtiyacımız var ki çok idareli kullanıyoruz mutluluğu. Dolayısıyla zor buluyoruz çünkü. Şimdi buna ihtiyacımız var ve buna hakkımız da var. Ve aynı zamanda imkanımız da var. Şimdi bu imkanlardan bir tanesi bu açıklama. Bir kere bu açıklamayı veya bu tür gelişmeleri bence şöyle basamak basamak ele almakta fayda var. Nasıl yani, mesela? Oradaki bütün her şeyi çözmüş bir açıklama olmayacağı gibi Türkiye'nin gönlünü rahatlatacak her şeyin söylendiği bir açıklama da elbette değil. Amerika'nın bütün fikirlerini beyan eden ve bundan sonra Amerika'nın davranışlarını belirleyecek bir açıklama olmadığı gibi Trump'ın ağzından bundan sonra bundan başka hiçbir şey çıkmayacağına dair bir tespitte bulunabileceğimiz bir açıklama da değil. Ama yine de piyasayı rahatlattığı ortada, az da olsa dövizde, dolarda bir düşüş yarattı, borsada bir yükselme var. Netice itibariyle bir çabanın, Türkiye'nin çok bir yandan da iyi hazırlanıp ama çok gerilimli bir sürece bunu göze alarak, başlayarak bölgede başlattığı, girdiği o operasyondan bana kalırsa son derece makul bir sürede istediği sonuçları aldığını ifade ederek neticede çıktı diyemeyiz ama en azından bundan daha güvenli bir pozisyona kendisini konumlandırdığını gördüğümüze göre bu açıklamada bunun teyidi olarak ele alınabilirse eğer dolayısıyla bunun bir kere tadını birazcık çıkartmakta fayda var. Yani mesela yarına kadar. Yani yarın belki başka bir gelişme olacak. Çünkü evet, sürekli bir takım yeni gelişmeler olur. Ya bunlardan dolayı da çok özgüven spazmları yaşamamalıyız. Yani bir gün
bizim özgüvenimiz böyle arşa deyip bir sonraki gün toprağa çakılmamalı. Hı. Yani bunlar olur ve Türkiye güçlü bir ülkedir ve Türkiye'de tavrını koyduğu zaman bir takım neticeler de alır. Evet. Aldığı da görünüyor. Evet. Ama bu neticeleri de çok büyütmemek gerekir çünkü yarın onlarla ilgili bir takım hayal kırıklıklarına uğrama ihtimalimiz de vardır. Çünkü herkes bir maskeyle hareket ediyor. Evet. Ve şimdi tam maskeli balonun muhtemelen kırmızı halısındayız yani. En heyecanlı dönemine doğru gidiyoruz. Yani şu anda bu Cenevre'de başlayacak süreçten önce kırmızı halısındayız yani. Bu nasıl söyleyeyim, bu Suriye'de yaşanan ve özellikle yaşatılan, ortaya her türlü provokasyonla ortaya çıkarılan, ortaya konan, oluşturulan bu kan festivalinin diyelim. Yani bir çeşit kırmızı halısındayız şimdi. Dolayısıyla bu konuda çok dikkat etmek lazım. Ama diyelim ki bir basın açıklaması yaptı. Uh-huh. Bunu Beyaz Saray'da yaptı. Bu önemli bir şey. Yani bir şeyin altını çizmek istiyor ve söz konusu olan, oradaki en çok önemli olan birinci sıradaki madde Türkiye. Türkiye'nin beklediği söz verilmişti zaten, bekliyordu. Geldi. Uh-huh. Dolayısıyla bu bir ifade biçimi. Bütün dünyaya bir ifade biçimi. Küresel ticarete bir ifade biçimi. Dolayısıyla bu meseleyi kapatması açısından Türkiye'nin, yani bunun üstünü çizebilir şimdilik, kapatabiliriz. Bu önemli. Ama mesela kongrede bir takım başka gelişmeler olabilir. Çünkü kongreyle Trump ve başkanlık sarayı aynı şeyler değil. Değil, evet. Ve üstelik Trump'ın büyük bir antipati besleyen, onunla doğrudan uğraşan bir kitleyle kesinlikle karşı karşıya olduğunu söylersek, hem Amerikan devlet yapısı içinde hem de dışarıdaki kamuoyunda. Evet. Şimdi pek çok siyasetçi seçimlere giderken, pek çok kongre üyesi, efendim İsrail lobisinin desteğiyle belki bir takım yeni tasarılar hazırlayabilir. Kamuoyunun sempatisini kazanmak için yapabilir bunu. Hı. Bunları sürece sokabilir. O süreçten geçirtmek için elinden geleni yapabilir. Belki sonuç da alabilir ve onların giderilmesi daha da zor. Çünkü onlardan kurtulmak bu kadar kolay birkaç hafta içinde Trump'ın bir başka sözüyle olamıyor. Yani o tasarının yeniden ele alınması gerekiyor. Başka bir tasarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama tam tersi görüşler de var. Mesela Temsilciler Meclisi'nde Türkiye ile ilgili bir oturum yapılıyor şu an, şu dakikalar itibariyle, ki James Jeffrey, hı hı, bir ifade kullanmış. İşte ortağımız Kürtlere ihanet ifadesini kullanmış. Yani işte tam şimdi, da bundan bahsediyorum. Yani orada bambaşka bir şey var. Bambaşka bir süreç var. YPG'ye mağdur rolü biçilmiş durumda. Yani şu an bende mesajlar geliyor. Direkt mağdur rolü biçilmiş olması. İşte ya sanki halen ortada bir Amerika kazandı ve işte Kürtlere destekçisi olmaya devam edecek bundan sonra. Biz izin verdiğimiz sürece bir şeyler i̇şte yapılabilir kazandı, gibi bir algı Amerika'da yaratılmaya Amerika çalışılıyor. Amerika kazandı diyen yok bu arada neredeyse. Yani onu söylemek lazım. Amerika'da hem de hiç kimse. Yani hemen hemen hiç kimse. Amerika'da en çok söylenen ortağımız şey. Ortağımız Kürtlere ihanet ediyor. Rusya kazandı. Amerika'da en çok söylenen şey bu. Ve bunu Trump'a karşı bir başka aracı olarak da kullanıyorlar. Bu tabii Trump'ın kaybı değil. Yani Suriye'de ve Orta Doğu'da yapılan Amerikan yanlışlarının çoğu Trump'tan çok önce başladı. Hı. Yani Amerika'nın dış politikada burnunun ucunu göremediğini söyleyen insanlara Türkiye'de nedense kuşkuyla bakılır. Ama Amerika'nın dış politikası, çok, bu Harvard mezunları filan, dünyada bir takım bölgelerin çoğunluğu onlardan, çünkü öyle bir orada da doğrusu şey var, bir yapı var biraz. Ya bu adamların dünya kültüründen, sağda solda ne tür nüanslarla insanların yaşadığından, ya bunlar da haberi yok. Dolayısıyla Amerika'nın zaten kendi yapısı içinde çok içe kapalı bir kamuoyu olduğunu söylemek lazım ve bu Amerika'nın dış politikasına çok yansıyor. Giderek daha fazla yansıyor. Şimdi Trump bunlarda değişiklikler yapıyor. Bir takım doğrularla, bir takım yeni yanlışlarla yapıyor bu değişiklikleri. Hı. Kongre falan, yerleşik düzen başka bir şeyler yapıyor. İsrail lobisi muhtemelen orada etkili ama netice itibariyle ortada yaptırımların kaldırıldığına dair bir açıklama var ve bu mühim. Diğerleri, evet, henüz gelmedi ve umarım gelmez. Peki. Umarımdan bir virgülle sonra birkaç tane de bunlardan dolayı da biraz canımızın sıkılması lazım diyeceğim bir şey var. Basamak basamak bakalım dediğim şeyler onlardı. Tamam. Ama asıl önemlisi, bence biz çok üstünde durmuyoruz ama ya bu yaptırımlar ne açıdan bizi ilgilendiriyor? Hangisi miyim, hangisi değil? Bunlarla karşımıza hep çıkmamaları için ne yapmak lazım? Oturup orası bir kağıt kalem alıp bunun hesabını yapmalıyız, evet, ve bunu gidermeliyiz biz. Evet. Ya bakın, bu Türk dış politikası açısından demek ki önemli bir şey.
Ve Türkiye bunu çözmeli. Hı-hı. Yani bunu da orta uzun vadede çözmeli. Tabii bugünün işi değil. Evet. Ama buna yatırım yapmalı. Nedenini yani bu bir takım şu anlama geliyor. Bundan söyleyeceğim. Sonra da yine yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ya kalabiliriz ama bunlar ne kadar şu söylenen kalemlerde ne kadar bizi etkileyen şeyler yoksa başka kalemlerde mi etkiliyor? Yani veya yaptırım yok dediğinde aslında biz yaptırımın pratikteki sonuçlarıyla zaten bir yandan karşılaşmıyor muyum? Şimdi mesela çelik ihracatı ile ilgili Türkiye'nin Amerika'ya gümrük vergisinin yükseltilip alçağı ilk sırada geliyor. Çünkü evet. Türkiye'den en çok çelik ihracatı var. Evet. Türkiye'nin kalemleri arasında. Ama başka bir şey daha var. Şimdi burada yaptırımları kaldırıyorum diyor ve işte koyuyorum diyor, şu diyor, bu diyor. Ama bir yandan Amerika'nın Türkiye'ye çelikte vurduğu en büyük darbelerden bir tanesi bu yaptırımların telaffuz edilmesi şu bu değil. Hı hı. Brezilya ile Meksika'ya sıfır gümrükle çelik ihracatı, Amerika'ya çelik ihracatı hakkı verdi Amerika. Evet. Bu bizi fena i̇şte halde. Göre, kime göre? Tabii şimdi bu, bu bir yaptırım değil ama bizim ihracatçımızı en çok zorlayan şey bu. Evet. Peki şimdi o umarımdaki virgülle devam edelim. Hocam Sayın Aydın sizinle devam edelim ve sizi çok fazla bekletmeyelim. Ben özellikle de şunu sormak istiyorum. Sizin de canınızı sıkan birkaç ifade olduğunu söylemiştiniz Trump'ın açıklamaları içerisinde. Şu çok dikkatli değil, dikkat çekici değil mi? Umarım güvenli bölge güvenli olur. Bu ne anlama geliyor? Evet, ona şimdi İngilizce safe zone, şu ana kadar Amerika tarafı bunu kullanmıyordu. Türkiye'nin kullandığı bir ifadeydi. Onu söyledi. O anlamda onu kullanması bir şeydir bizim açımızdan. Yani orada umarım bunun devam edeceği biraz şüphe yaklaşıyor, biraz şüphe ifade ediyor ama hani bütün konuşmanın toplamını bakarsanız, dinlerseniz çok öyle fazla o anlamda şüphe ifade ettiği bir şey yok. Hani burada bu anlama gelebilecek bir şey söylüyor. Umarım güvenli bölge güvenli olur. Hani çatışmalar yeniden değerli başlamaz. Hocam bu biraz Trumpça bir laf sanki değil mi? Trumpça bir laf yani. Evet evet, yani biliyorsunuz o konuşurken böyle parantezler açıyor. Evet. Sonra parantezlerin içinde yeniden parantezler açıyor falan. Bu öyle bir laf. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Konuşmanın bütünü açısından bakarsanız genellikle olumlu mesaj vermeye çalışıyor. Bir tek hani Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi var. Hani bizim verdiğimiz çizginin dışına çıkarsa diye, ama bu da zaten doğrudan Türkiye'ye mi yönelik yoksa kendi kamuoyunu sakinleştirmek açısından yine, çünkü bir taraftan Türkiye'ye konuşuyor, bir taraftan dünyaya konuşuyor ama daha çok hani konuşmasının önemli kısmı kendi kamuoyu ve kongreye yönelik. Çünkü evet, hepimiz biliyoruz kongreye karşı da aslında son iki haftadır, hatta üç haftadır kongreye karşı Türkiye'yi koruyan bir pozisyonda. Tabii bunu Trumpça yapıyor. Hani söylemleri bizi çok rahatsız ediyor. Kullandığı kelimeler, ifadeler, tarzı hakikaten bir devlet açısından çok rahatsız edici ifadeler. Ama niyet olarak da baktığınızda bunları sonuçta kendi ülkesinde, kendisinin de içinde bulunduğu önemli bir krizi aşmak için yapıyor. Çünkü kongrede ciddi bir Türkiye aleyhtarlığı oluşmuş durumda. İşte yasa tasarıları var. Şimdi Trump'ın müdahale ederek kendi yaptırımlarını uygulaması, aslına bakarsanız çok beğenmemiş de olsalar, çok hoşlarına gitmemiş de ve yetersiz de bulmuş olsalar, kongrenin yaptırım girişimini ilk etapta durdurdu. O nedenle de hani en azından niyet açısından iyi niyetli olduğunu varsayalım. Ama kullandığı üslup, ifade, o herhalde sadece Türkiye'yi değil Trump'la muhatap olan bütün ülkeleri ve bütün liderleri çok rahatsız ediyor. O da böyle bir kişilik. Değerli hocam, bir şey sorabilir miyim size? Sizin bu Trump döneminde başından beri onun hem dünyayla hem Türkiye'yle iletişimine baktığınızda, bütün o biliyorsunuz o rezil mektup krizi falan, bütün bunları da işin içine katarsak ve gelinen nokta açısından da değerlendirirseniz, siz Trump başkanlığının Amerika'da Türkiye açısından bir iyi mi kötü mü olduğunu düşünüyorsunuz bugün için? Yani yerinde başka biri yani olsaydı böyle daha iyiydi yoksa ya da olacak mı? Ya da bilmiyorum. Şimdi hani bilim insanına şöyle olsaydı da ne olurdu diye sormak en tehlikeli şey.
o tür tartışmalar bir yere gitme şansımız pek yok. Yani geleneksel olarak baktığınızda aslında Türkiye her zaman Amerika'daki cumhuriyetçi iktidarlarla daha rahat anlaşmıştır. Genel olarak bakarsak demokratlar her zaman Türkiye için daha problemli olmuştur. Dolayısıyla Trump iktidarında da şu ana kadar genel muhasebede bir olumluluk, yani özellikle Obama'nın ikinci dönemine karşılaştırdığımızda bir olumlu hava var. Fakat Obama'nın birinci dönemiyle de karşılaştırırsak o kadar da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Biraz körlük durumu var. Çünkü çok kısa bir dönemde çok acil bir sorun üzerinden bütün bu tartışmayı yapıyoruz. Yani Suriye üzerinden bakıyoruz ve son bir iki hafta içerisindeki görüşler hepimizi etkiliyor, ben dahil olmak üzere. Ama olayın bütününe bakarsanız Trump da sonuçta bu ülkeye yaptırım uygulamış bir başkan. Yani 1974-75'ten beri ilk defa Türkiye'nin başına geliyor. O nedenle de hani muhasebeyi yaparken çok kısa dönemli değil, biraz daha uzun dönemde bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yine Trump'ın iktidara gelişinden itibaren de Türkiye ile olan muhasebede, ilişkilerde o kadar rahat her konuda ilerlemediğimizi söylemek lazım. Ama bu son konu Suriye ile ilgili olarak ve Suriye'den şu andaki asker çekimi, Amerika'nın o alanı boşaltması, Türkiye'nin uzun zamandır istediği bir şeyi elde etmesi açısından olumlu bir sonuç. İktidar konusuna gelirsek hani bütün araştırmalar şu anda Trump'ın kendi ülkesinde gayet güçlü bir aday olduğunu, eğer partisinde önüne bir çelme atılmazsa ve partisinden çıkabilirse seçimlerde gerçekten ciddi bir şansı olduğunu gösteriyor. Özellikle de içerideki ekonomiyle ilgili yaptıkları, işsizlik oranını İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en düşük noktaya getirmiş olması, biz ve Amerika'nın önemli bir kısmı kendisinden mutlu ve memnun değilse bile ve dünyanın önemli bir kısmı çok rahatsız da üslubundan olmasına rağmen Trump'ın yeniden seçilme ihtimalini çok yüksek gösteriyor. Türkiye açısından belki bir de vurgulanması gereken bir unsur, tamamen şahsi politika yapmayı, lider düzeyinde politika yapmayı seven bir insan Trump. Yönetimiyle çok rahat ilişkisi yok. Biliyorsunuz çok sayıda kişiyi atadı, görevden aldı, değiştirdi. Hala da bakanlarını sürekli olarak değiştiriyor. Böyle bir kişinin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla rahat bir diyalog kurabiliyor olması önemli. Eğer kuramıyor olsa bürokratik yapı anlamında bir ilişkide zayıflık varken lider aşamasında da bir zayıflık olsaydı durum çok daha tehlikeli olurdu. En azından bu şimdilik Türkiye'nin Washington'da yaşadığı kongreyle ve daha da önemlisi aslında Amerikan bürokrasisiyle yaşadığı gerginliği ve sorunu belli ölçüde aşıyor. O açıdan da şimdilik olumlu diye değerlendirmekte fayda var. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Tekrar geçmiş olsun diyelim size. İyi akşamlar, çok sağ olun. Biz sohbetimize, değerlendirmelere devam edeceğiz. Şimdi Çetin Er, sen bölgeyi o kadar iyi biliyorsun ki yani bundan sonra yapılabilecek stratejilere karşı aşağı yukarı öngörüde bulunabiliyorsun. Şimdi şu da çok önemli değil miydi? Suriye'de çok az askerimiz petrolü korumak için kalacak ifadesi. Şimdi buna şu ana kadar katılan değerli konuklarımızın hiçbiri inanmadı. Hani böyle bir durum söz konusu olmayacak. Yani çekildik diyor ama askerlere orada işte 350 civarı diyorlar ama aslında bini aşan bir sayıdan söz ediyorlar diye. Başka bir plan mı var Suriye'ye yönelik? Özellikle bölgedeki Kürtlerin talepleri açısından Trump'ın. Ceren, başka bir plan mı? Değerli hocam, akademik bir yorum getirdi ama ben sahanın gerçekleriyle, hani akademi tabii önemli bir şey, hepimiz için yol gösterici bir şey. Ama sahanın durumuna baktığınız zaman şöyle bir tablo orada var. Orada başka mı görülüyor tabii orada? Tabii yani şöyle söyleyeyim, Suriye'de zemin halen çok kaygan. Hı hı. Yani biz mesela Rusya'nın hesabını yapıyoruz, Amerikan hesabını yapıyoruz. Oradan gelen tepkiler olumlu ya da olumsuz. Selçuk çok güzel izah etti. Mutluluğa ihtiyacımız var ve onu olumlu olan taraflarını çok iyi okumaya çalışıyoruz ve onu da hemen sahipleniyoruz. Ama tabii sahanın realitelerine baktığımız zaman aradaki o 8 yılda, o filmin 8 yıllık şeridinde Amerika sahayı o kadar çok kirletti ki ortaya çıkan tablo şu. Amerika, ki Trump'ın konuşmasından da anladığımız işte güvenli bölge umarım güvenli olur sözü,
Ben çekiliyorum. Biraz da siz Rusya ile uğraşın. Biraz da sahada Rusya'nın bir hareketliliğini görelim. Ondan sonra eğer ihtiyaç olursa ben gelirim. Biz bu filmi aslında 2010'da Amerika'nın Irak'tan çekildiği süreci de gördük. Yani herkes bir an önce çekilsinler, bitsin artık Irak işgal dedi ama sonraki yıllarda herkes Amerika rahmet okur hale geldi. Bir an önce dönsün noktasına gelir bir pozisyon oldu. Sahayı niye Rusya'ya bıraksın Amerika? Bence sahayı Rusya'ya bırakmak değil. Asıl filmin tabii ki tam en önemli noktasına yeni başlıyoruz. Yani aslında baloya yeni başlıyoruz. Maskeli balonda herkes yeni tartışacak. Çünkü şu an kimin hangi askeri pozisyonda olduğunu sahada çok da önemi yok. Yani siz 8 kilometre girmiş olabilirsiniz, 30 kilometre girmiş olabilirsiniz. En nihayetinde Cenevre'de 30 Ekim'de anayasa çalışmaları başlayacak. Evet. Ve bu çalışmalar esnasında Rusya ile Amerika bu konuda ne düşünecek, ne söyleyecek, ortaya koyacak, perspektif ne olacak ve daha da önemlisi işte Trump'la Putin Helsinki'de bir araya geldi. Bu da gözüküyor ki, gösteriyor ki bize bir şekilde ikisi Suriye meselesinde belli noktalarda uzlaşmışlar. Ha şu var, 100 asker bırakmak, 200 asker bırakmak bunlar çok önemli şeyler değil. Yani sonuç itibariyle Suriye'nin petrol rezervleri, Suriye'nin ihtiyaçlarını bile gidermeye yetecek. Ama o bir baskı unsuru değil mi? Ya, diğer ülkeler içinde, Türkiye içinde. Yani ben istediğim zaman, istediğim yerde, istediğim şekilde hareket edebilirim demek değil mi? Bunu zaten yapıyor. Yani bunun için Amerika'nın bunu illa söylemesine gerek yok ki. Amerika'nın Irak'ta iki tane üssü var. Katar'da var, Suudi Arabistan'da var, Türkiye'de var. Yani Amerika'nın dünyanın herhangi bir ülkesinden o bölgeye asker getirmesi günlerini almaz. Bir gün içerisinde karar verir ve getirir. Nitekim Suriye'deki askerlerin hiçbiri senatodan ya da temsilciler meclisinden izin alınarak oraya bölgeye getirmiş askerler değil. Tamamı askeri danışman pozisyonunda ve dolayısıyla askeri danışman pozisyonunda olan kişileri başkanın izniyle getirmek çok basit bir şey. Ve şunu unutmayalım, bakın Türk medyasında bu çok tartışılan bir konu, işte Suriye'nin petrol rezervleri. Suriye'nin petrol rezervleri Suriye'nin kendi ihtiyaçlarını bile gidecek pozisyonu değil. İki tane neden vardır. Biri, petrol rezervlerini oradaki herhangi bir silahlı örgütün kontrol edip oradan zenginleşip, ki bunu DEAŞ çok yapmıştı, Deir ez-Zor'da bölgesinde, bunun üzerinden para kazanmasını engellemek. İkincisi, o bölgede bulunması İran'ın o bölgeyi otoban gibi kullanıp, nitekim aslında biraz bu işin de geçmişi var. Örneğin 2014-15 yıllarında PKK'yı Sincar Dağı'na getirip ve o bölgede, çünkü Irak sınırında ta Musul'dan başlayıp El Anbar'a kadar uzanan hatta DAEŞ örgütü tamamen kontrol altına almıştı. Ve orayı kullanamadığı için İran hemen daha kuzeyde Simelka kapısını kullanabileceği bir hat oluşturmak istedi. Bunun için de Sincar bölgesini PKK'nın eline teslim etti. Hı hı. Ama daha sonrasında PKK saf değiştirip Amerikalılarla hareket edince bu sefer o kapıda kapanmıştı. Şimdi daha yaklaşık iki ay önce Ebu Kemal hattında yeni bir kapı açıldı Irak-Suriye arasında. İki rejim arasında yapılan görüşmeler sonrasında. Ve İran burayı aktif olarak kullanmaya başlamıştı. Ve burayı kullanmaya başladığı andan itibaren bu bölgede işte Deir ez-Zor'a yakın bir nokta. Hemen o bölgede askeri konuşlandırma başladı ve sonuç itibariyle şöyle bakmak lazım. 42 bin tane silahlı militan var PKK'nın elinde ve bu 42 bin kişi maaş almaya devam edecek. Şu anda Amerika'da mağdur pozisyona getirilmeye çalışılan ya da mağdur gibi gösterilen ve şu anda kongrede önümüzdeki saatlerde işte bir sözcüsünün konuşma yapması beklenen bir pozisyona getirilmiş durumda. Diğer taraftan Türkiye açısından baktığımız zaman Amerika-Türkiye ilişkileri bu süreçten sonra biraz daha nefes alır hale geldi, daha normalleşti. Türkiye açısından baktığınız zaman hem Rusya hem de Amerika bu mutabakata sıcak baktı ama 30 kilometrenin ötesinde PKK'nın varlığı devam edecek mi? Elbette devam edecek ama bir şeyi hesaba katmıyoruz. İşte şimdi ne o? Tüm bu söylediklerimiz hepsi çok güzel ama hesaba katmadığımız şey İran'ı nereye koyacağız? Şimdi İran'da şu anda... Şimdi hesaba katsan da sanki koyabilecek misin bir yere? Şu an şu an bir yere koymayacağız ama İran her ne kadar şey olmasa bile, hani oyun kurma gücü olmasa bile oyunu bozabilecek bir argümanı var da sahada. Mesela dün Soçi mutabakatında Tel Rifat'tan PKK'ların çekilmesi kararlaştırıldı. Ama peki oradaki Şii paramiliter güçleri nereye bırakacağız? Onların oradaki varlığı da hem İdlib için hem Afrin'deki askeri varlığımız için ciddi bir tehdit ve peki tehlike. Peki ne oluyor? O zaman Trump'ın bu açıklamaları Soçi mutabakatının kabulü anlamına mı geliyor? Trump tarafından. Kabulü anlamına geliyor tabii ama bunun kabul edildiği, her iki tarafın birbirini kabul ettiği şimdi değil, çok önceden beri belli. Şimdi Türkiye'de
Herhalde bizim yani devlet kademesi bunları görüyordur. Bizim bunlar üzerine tartışırken pek bakmadığımız bir yer var, bir şey var. Evet. Biz şöyle bakıyoruz gibi geliyor bana. Bütün bu şeye baktığım zaman, bütün bu tartışma platformuna baktığım zaman Türkiye'deki bütün bu olaylarla ilgili. Türkiye bir takım aktörlerle, bir takım ülkelerle, liderlerle görüşüyor. Onlar Türkiye'nin olmadığı bir yerde hiç görüşmüyormuş gibi düşünüyoruz. Ya Türkiye'nin olmadığı birçok toplantı yapılıyor ve bunun hemen hemen hepsinden haberimiz olduğundan eminim. Ve bu ülkeler ve onların siyasetçileri ve liderleri birbirleriyle görüşüyorlar. Dolayısıyla ki burada bu kanalda bile pek çok kez Amerika'nın Rusya ile Suriye konusunda bir takım mutabakat süreçleri yaşadığı, mesela Serdar Turgut'un kaleminden bizim Habertürk.com'da gazetemizde daha önce, burada ya katıldığı programlarda bunu ifade ettiği yer, adres, zaman vererek söylediği şeyler. Suriye üzerinden Rusya ile Amerika arasında bir mutabakat olması bizi şaşırtmamalı. Dolayısıyla sürecin bu aşamasında da her ikisinin yaptığı mutabakatları birbiriyle uyumlu bir şekilde, kabul edecek şekilde davranıyor olması sürpriz değil. Dolayısıyla evet, kabul ediyor tabii. Yani kabulleniyor yani, ama kabulleniyor zaten muhtemelen, ama bütün tartışmanın içindelerdi bir yandan. Dün Soçi'deyken de işte bir arada bir takım başka liderlerle görüşüldü. Ne bileyim, Macron'la telefonla görüştü. Bunun öncesi de var. Putin. Sayın Tepeli, şöyle öncesi var. Putin biliyorsun Suudi Arabistan'a gitti. Arap dünyasını gezdi ve onlara da bu planları anlattı. Yani bundan sonraki süreç böyle gidecek. Biz sadece bunu sanki bir hani son anda kutudan sürprizmiş gibi gördük. Öyle değil. Yani Putin zaten bu süreci hazırlıyordu. Amerika da bu süreci destekliyordu. Ya Türkiye burada şartları değiştirecek bir hamle yaptı. Ve belli ölçüde değiştirdi de. Dolayısıyla şu an itibariyle bizim memnuniyet duymamız gereken bir şey bu. Yani ama buna çok uzun süreçte baktığın zaman Türkiye'nin Suriye politikasındaki en baştaki yanlışlar, sonraki eksikler, sonraki yapılmış çok iyi şeyler, bundan sonra yapılacaklar falan, bu bambaşka bir tablo ortaya koyar. Bugünkü durum bu. Bugünkü durumun neticesinde işte biraz önce Trump'ın açıklamalarını dinledik. Onun ifade ettiği şeylerin arka planında başka şeyler de var dediğim gibi. Ya şimdi yaptırımlardan bahsediyoruz. Evet. Çelik şimdi bizim bir numaralı ihracat kalemimiz Amerika'ya, ama zaten Brezilya ve Meksika'ya zaten gümrüğü sıfırladığın zaman sen zaten bizi zor durumda bırakıyorsun. Ve oradaki karar değişmeyecek. Türkiye yine %50'den 25'e inecek. Türkiye'nin 2018 Ağustos'tan itibaren başlayan şu gümrük meselesiyle Türkiye'ye yaptırımlar falan o zaman devreye girdi ya, öyle bir şey. O zamandan beri Türkiye'nin çelik ihracatı Amerika'ya %71 azaldı. Ondan sonra bu yaptırımlar kaldırıldığında eski haline asla dönemedi. Yani 2,5 milyon tondan 500 bin tona indi. O eski haline dönemedi ki, çünkü o arada başka aktörler o boşluğu doldurdu. Hatta Trump'ın kendi politikaları, pek çok şeyin pahasına yapılan şeyler, kendi ülkesindeki bu korumacılık, korumacı ekonomi filan, pek çok şeyin pahasına da yapılan şeyler. Amerika'da üreticiler demir çeliği eskisine göre %80 daha pahalıya kullanır hale geldiler bir yandan da. Sadece Türkiye meselesi de değil, ama Amerika'daki çelik üretim bu arada %6 arttı. Türkiye'deki bu yaptırımlarla %11 düştü. Ne anlama geliyor şimdi? Bu şu anlama geliyor. Bu yaptırımlar bizi çok etkiliyor. Ama Amerika'nın başka bir politikası var ve o yaptırımlardan da bağımsız bizi kötü etkilemeye devam ediyor. Yani bu, biz yaptırımlarla karşı karşıya kalmasak da etkileyen bir takım meseleler var. Başka ülkelere yaptığı... Ve bizim yaptırımlardan kurtulduğumuz anda da durum düzelmiyor yani. Öyle bir mesele var. Ama bu politikayı bize karşı önümüze koymaya da devam ediyorlar bir yandan. Evet, yani ne diyorlar? İşte hemen geçtim, şimdi bir yaptırım uygularız falan. Siyasi rahatlama neden oluyor ama ekonomik olarak, yani söylediğin gibi biz sonuç itibariyle ekonomik olarak mesela İran'la ticaret yapamıyoruz. Irak'la ticaretimiz sınırlı. Suriye'yle zaten çok büyük bir kaybımız var. Ermenistan sınır kapımızda ama zaten tarihsel ilişkilerden kaynaklı, Yunanistan'la aynı şekilde. Şimdi bundan sonra bir de Akdeniz meselesi, Doğu Akdeniz meselesi bizim önümüze gelecek. Yani bu yaptırım meselesi habire önümüze Amerikalılar tarafından bir... Peki S-400'lerin aktif hale gelme aynı konusu şekilde. Gene aynı şey mi diyorsun? Aynı şeyi yaşayacağız. Yeni bir krizi yani ortaya çıkarmaz mı? Selçuk'un söylediği çok güzel bir şey var. Kağıdı kalemi önümüze koymamız gerekiyor.
Tabii çok hesap yapmalıyız. Hesabımızı, kitabımızı yani yapalım. Şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı çok kararlı bir tavır sergiledi. Evet. Ve bu harekat hakikaten dünyada bu konuyla, Suriye konusuyla ilgili olan ve kendini de çok konforlu hisseden herkesin ayarını bozdu. Şimdi bu gelen tepkiler bunu gösteriyor bir kere her taraftan. Şimdi bu ayar bozulması falan iyi bir şey. Bizim kendimizin bir ayar oluşturması için bize bir fırsat tanıyor kesin. Bu önemli bir şey. Ama yani bizim hakikaten bunların üzerine çok düşünmemiz lazım. Yani ne bileyim mesela Rusya'nın S-400 çok önemli bir hamle Rusya açısından. Türkiye'nin NATO ile arasını bozdu. Veya bozdu derken işte biraz nane limon oldu falan diyelim. Efendim Rusya'yı NATO nezdinde Türkiye'yi yanına çekerek Amerika'ya karşı ve elini kuvvetlendiren bir ülke pozisyonuna getirdi. Biraz Suriye, bir de kendi silahlarının reklamını yaptı. Dünyada pek çok ülkeye satılabilir intiba yarattı Türkiye sayesinde. Türkiye çok dikkat çeken bir ülke, önemli, büyük bir ülke burası. Ama bütün bunlardan sonra mesela bu S-400 için Rusya'ya ya para vermeyelim biz. Zaten bu kadar faydalanıyorsun desek. Yani bence Rusya bunu herhalde reddetmezdi, bilmiyorum yani. Peki F-35'ler için ne diyeceksin Çetin? Şimdi başka boyutu daha var. Türkiye'nin kullandığı silah, Türkiye silahı kullanırken hakkını veren bir ülke olduğu için. Çünkü hem bölgesi itibariyle de gerçek sorunlarla uğraşıyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu son hamlesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok başarılı operasyonuyla ya çok kısa zamanda çok ciddi sonuçlar elde etmesiyle birlikte diyorum yani. Efendim, hem bunları sahada herkese en gerçek şekilde de kullandığını gösteriyor. Kendi silahlarıyla ilgili zaten dünyadaki savunma sanayinde yer edinmesinin sebeplerinden biri bu. Dolayısıyla Türkiye bir silah kullanıyorsa mühim bir şey bu yani. Onu söylemek lazım. Peki devam edeceğiz sohbetimizi. Bir şey daha söyleyeyim. Reklam arası. Şöyle de bir durum var. Mesela Türkiye'nin sahaya inişiyle beraber yani iki kente birden aynı anda eş zamanlı yaptığı operasyonla beraber mesela Macron'un bir eleştirisi var. Ben Trump'ın çekilme mevzusunu Twitter'dan duydum. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde de çok ciddi bir güven problemi var ve o güven probleminden kaynaklı artık Avrupa bile kendi içinde yeni ittifaklar mevzusunu tartışmak durumunda. Yani Avrupa Birliği'ni hakikaten bambaşka bir dosya olarak açmak lazım. Yani orası bir cadı kazanı gibi bir yandan da. Peki son sözlerinizi alalım mı? Yavaş yavaş kapatacağız ana haberi de. Çok az bir zamanımız kaldı. Yapılan açıklamalardan sonra Türkiye Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra nasıl bir konumda, Trump'ın yaptığı açıklamalardan sonra farklı bir hal aldı mı? Nasıl bir durum ortaya çıktı Türkiye açısından, siyasi ya görünüş? Yaptırımların zaten bilinen netice olarak teyidinin dışında Türkiye zaten yapacağını yaptığı için Trump öyle de dese, böyle de dese sahada zaten Türkiye tavrını ortaya koydu. Bu önemli bir şey. Bundan sonrasına çok dikkat etmek lazım. Bakın bu tür görüşmeler gerçi bir alakası yok bu konuyla ama Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Paris'te barış görüşmeleri falan yapılırken oraya katılan ülkelerin veya heyetlerin öyle oyunları var ki yani mesela Yunanistan çok küçük bir heyetle gitmesine rağmen Paris'in en ünlü otellerinden birinin iki katını kapatıyor. Hiç kimse anlamıyor ya orada kalacak kadar insan yok sizde heyette falan diye. Ama onlar orada görkemli bir alan kapladıklarını göstermek istiyorlar falan. Ya bu tür görüşmelerin kendi seyri, kendi içindeki mücadele ve savaş bambaşkadır yani. Dolayısıyla bu Cenevre'deki görüşmeler önemli. O bakımdan da Türkiye'nin buna dikkat etmesi lazım. Ve çok da dediğim gibi her türlü gelişmeyle yani özgüven spazmları da yaşamaması lazım. Yani Türkiye çünkü dediğini yapabilen bir ülke. Bunu gördük işte. Peki. Çok teşekkür ediyoruz her iki konuğumuza da. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli ve Habertürk yazarı Çetin Erçetin. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar neye gebe olacak hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Şimdi kısa bir araya gidelim, daha sonra ana haber bitecek. Yarın akşam 19 ana haberde iyi haberler verebilmek dileğiyle bugünlük de ana haberi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra aranın hemen ardından saat başında Didem Arslan Yılmaz'la Türkiye'nin nabzı başlayacak. İyi akşamlar.